neden önünüze İzmir bombası gibi ben düştüm? Bak tatlım, sana ne getirdim? Umurumda değil Zeynep. Evet, hiçbir şey umurumda değil. Umursamaz Zeynep'in tek umursadığı altınlar. Bu da birbirinizin arkasını kolluyordunuz. Bak gördün Zeynep, gitmiş orada. Arkanda kulis yapıyorlar yani. Aysu, senin derdini anlıyorum. Seni aramıza almadık diye biraz içerledim. Aysun, hazır mısın kayınvalidenden en düşük puanı almaya? Sus bence. Teşekkür ederim canım. Sus. Bir daha söyledim. En iyi tabak benim tabağım. 3'ü aldın, 4'ü aldın. Niye bağırıyorsun? Doymuyorum. Daha çok bilezik, daha çok çeyrek. Şu orta sıra. Tamam, o zaman alkışlıyorum. Teşekkürler. Didem benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır? Ne oluyor yani? Bu yarışmaya ben arkadaş edinmeye gelmedim ki, taraf edinmeye çalışayım. Çeyrek altının sahibi olan gelin... Teşekkürler efendim. Türkiye'nin en çok altın dağıtan, en renkli yarışması Gelini Mutfakta'ya hoş geldiniz. Geldik haftanın tam ortasına. Çarşamba gününe geldik bile efendim. Yine bugün gelinlerimiz yemeklerini yapacaklar. Bizler ve tabii kayınvalideler ve ben tadacağız. Ona göre puanlarımızı vereceğiz. Bakalım çeyrek altının sahibi kim olacak? Hep beraber göreceğiz. Ama haftanın finalinde sadece 2 gün kalmış oluyor. Bakalım en yüksek puanı alan gelinimiz kim? Bunu da hep beraber cuma günü göreceğiz. Sizler de efendim bizlerle yarışmak isterseniz kanalday.com.tr 539-570-3707 numaralı WhatsApp hattından da efendim başvurularınızı yapabilirsiniz. Buraya gelin, katılın. Kızlar, bilezikleri kolunuza takın dedikten sonra hemen döndüm. Nasılsınız efendim bugün? Çok iyiyiz. Nasıl sağlığınız, sıhhatiniz? Afiyettesinizdir inşallah. Şimdi efendim yine ekran başındaki seyircilerimize bir çağrımız olacak. Tüm dünyayı saran Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralına lütfen uyalım. Stüdyomuzda efendim gerekli tüm tedbirler alınıyor. Kamera arkasındaki arkadaşlarımız, yarışmacılar ve ben... Kayıt dışında mutlaka maskelerimizi takıyoruz ve hijyenimize mutlaka ve mutlaka dikkat ediyoruz. Belli aralıklarda efendim stüdyomuz mutlaka dezenfekte oluyor. Sağlığımız ve toplum sağlığı için lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına lütfen önem verelim. Esnekte davranmayalım bu konularla ilgili dedikten sonra. Daradadam, bugün ne yiyeceğiz acaba? Acaba merakla ne yiyeceğiz? Açalım mı? Açalım bence de çünkü çok... Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1 açtık. Acaba ne yapıyoruz? Şeyler gördü. İlaydalar güveçleri sebzeli, gördü. Güveçli milföylü bir şey yapacağız. Sebzeli tavuklu. Sebzeli güveçli etli milföylü payın, bir şey. Etli payın tavuklu pay gibi bir şey. Tavuklu pay. Sizde var mı? Tavuklu pay. Ay vallahi ben yemedim. Her şey olabilir sebzeli, bu malzemede. Şeyleri gördün mü altındaki? Evet bezelyeler var. Hayır hayır. Güveç kaplarını. Evet. Onun tepsinin altında. Efendim bugün ne yapıyormuşuz? Milföy çanağında tavuklu orman kebabı. Biraz ismi uzun. Milföy çanağında tavuklu orman kebabı. Orman kebabını çok severim, çok da güzel yaparım. Tavuklu yemekleri çok güzel yaparım. Bugün de döktüreceğim, herkes görecek. Her konuda olduğu gibi bu konuda da kendime güveniyorum. Ve yemeği en güzel şekilde yapacağıma inanıyorum. Şimdi hemen gelelim efendim. Ekran başındaki seyircimiz için malzemeleri sayalım. Yarım tavuk göğsü.
Yazıyor muyuz? Ha, defterlerimizi açalım. Yarım tavuk göğsü, bir kuru soğan, bir havuç, bir patates, bir küçük kase bezelye, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir adet domates, sıcak su, iki bardak, üç yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber ve kekik. Milföy çanağı içinde efendim, 5 adet milföy hamuru zaten önünüzde var. Bir de sıvı yağ. Valla bunda en önem verdiğim şeyler sebzelerin ve tavukların gerçekten iyi pişmesi ve milföyünde. Yani onu sadece kase gibi düşünmeyin. Öyle bir süs, dekor gibi düşünmeyin. Çünkü onu da yiyeceğiz. Şöyle güzel güzel yiyelim yani. Ben sizi kayınvalidelerinize 90 saniye bir baş başa bırakayım. Yok. Tüyolarınızı alın. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Hadi o zaman 5, 4, 3, 2, 1. Kayınvalideler sizindir. Şimdi milföyü zaten her zaman milföy pişirme kıvamını sen güzel yapıyorsun. Bütün malzemeleri eşit doğramaya, havuçları daha küçük doğramak evet, lazım. Kesinlikle. Havucu keserken şöyle yapıp ortadan yapıp böyle küp küp. Ama ben onu mu yaptıracaklar bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani, yok falan yani pişecek kadar. Pişecek kıvamı. Önce bunları kızartacağız. Çünkü çanak diyor. Başka türlü çanak olma ihtimali yok. Altına koyup üstüne onu koy. Önce bunları yani kızartacağız. Hı-hı. Çok iyi kızart. Kıvamı çok iyi. Zaten çok güzel kızartıyorsun. Sen. Soğanını da kavur. Tamam, soğanı kavuracağım. Salçayı ha, atacağım. Domates. Domatesi önce mi, tavuktan sonra mı? Tavuktan sonra. Bir de tavuk suyu şey yap. Biraz tamam. Tavuk suyu oldu mu domatesin? Tavuk rengini beyazlattı mı? Üzerine domatesi atacağım. Çok az değil mi ya 5 taneye? Yok, bir sürü şey girecek. Tavuk girecek içine. Patates, domates, havuç, soğan. Garnitür gibi olacak. Evet, aynen. Karışık olacak. Evet, o tavukları da öyle tahmin ediyorum doğranacak. Kuşbaşı doğrayacak. Çünkü orman kebabı küçük küçük kuşbaşı kuşbaşı oluyor. Aynen doğranacak onların aynen hepsi. 5, 4, 3, 2, 1. Süremiz bitti. Tüyoları aldık aldık, alamadık. Tavuğu yaktık. Allah korusun. Güzel yapacağız değil mi gelinler? Yapacağız. Hı? Evet. Kayınvalilerim, tüyolarınızı verdiyseniz sizi ha, yavaş yavaş uğurlayalım mı? Tamam. Haydi buyurun efendim kayınvalide odasına sizi gelsin, uğurluyoruz. Kolay gelsin. Dediniz. Hop ne oldu patladınız neden? Önünüze İzmir bombası gibi ben düştüm. Bak tatlım sana ne getirdim. Umurumda değil Zeynep. Evet hiçbir şey umurumda değil. Umursamaz Zeynep'in tek umursadığı altınlar. Bu da birbirinizin arkasını kolluyordunuz. Bak gördün Zeynep gitmiş orada. Arkanda kulis yapıyorlar yani. Aysu senin derdini anlıyorum. Seni aramıza almadık diye biraz içerledim. Aysun hazır mısın kayınvalidenden en düşük puanı almaya? Sus bence. Teşekkür ederim canım. Sus. Bir daha söyledim. En sus, iyi tabak benim tabağım. Üçü aldın, dördü aldın. Niye bağırıyorsun? Doymuyorum. Daha çok bilezik, daha çok çeyrek. Şovda sıra. Tamam o zaman alkışlıyorum. Teşekkürler. Didem benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır? Ne oluyor yani? Bu yarışmaya ben arkadaş edinmeye gelmedim ki taraf edinmeye çalışayım. Çeyrek altının sahibi olan gelin gelinler, milföy çanağında tavuklu orman kebabı yiyoruz bugün. Güzel yapacağınıza %100 inanıyorum. Ama lütfen hijyenik çalışalım, elimizi hızlı tutalım ve gerçekten lezzetli yapalım. Ve inşallah da kayınvalideleriniz hepinizin tabağını i̇nşallah bilip böyle 5-5-5-5 verirler. Benim size vereceğim süre tam 40 dakika. Yaparsınız. Çok kolay. Neler neler yaptınız 40 dakikada. Hazır mıyız? Hazırız. Sayalım mı? Evet. Hadi o zaman. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin buyurun.
yaptığınızda en iyi ben yapmıştım. Bugün de ben yapacağım. Hayal görüyorsun İlayda, hayal. Tatlım, etlerin çiğ kalmıştı, hatırlamıyorsun. Benim hayalim senin kabusundur. Çiğ kalmış yemeğini savunuyor ya, şaka gibi ya. Çiğ mi? Evet, çiğ kalmıştı etlerin. Tatlım, sen hatırlamıyorsun. Benimki çok sevildi, etim de en iyi pişmişti, milföyüm de. Hatırlamak istemiyorsun galiba. Yo, gayet seni de anlıyorum. Seni etlerin de anlıyorum. Gayet de çiğ kalmıştı. Hiç de çiğ kalmamıştı. Bana bir kişi bile çiğ kalmış demedi. Tekrarını izle bu akşam o zaman. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Sen tekrarını izle istersen. Aysun, hazır mısın kayınvalidenden en düşük puanı almaya? Benim kayınvalidem benim tabağımı dün buldu. Unuttuysan hatırlatayım ben sana Didemciğim. Buldu mu? 5 mi verdi kayınvaliden? 5 değil de 4 verdi. Ne var arada, ne fark var? Çelişki var işte arada. Hala emin değil, hala. Sonuçta çok normal yani. 4 tane aynı malzemeyle, aynı ölçüde kullanılan malzemelerle yapılan bir yemek var ortada. İki tabak arasında kalması zaten çok doğal. Annen için normal bu durum. Haklısın sen de. Efendim Zeynep'ciğim, ne dediğini duyamadım. 3 tane bir aldın, kayınvalidenden 4 aldın diyorum. Bizimkiler nasıl buluyorlar diyorum bize. Aa Zeynep, sen dün ne demiştin benim için? Kayınvaliden senin tabağını bir verdiği zaman göreceğim demiştin. Evet. Umarım cevabını almışsındır. Yok, daha dur, daha 3 günümüz var. Gidene kadar sana kesin gene bir verir, merak etme. Valla ben sözümün arkasındayım. En güzel hangeri de ben yapmıştım dün. O yüzden ama 3 tane bir aldım. Ama sizin kayınvalidenizin damak tadı ne yazık ki yok. En güzeli ben yaptım, puanları da aldım. Bence kayınvaliden olmuşa vermedi canım, olmuşa. Evet, senin kayınvaliden olmamış tabağa gitti. 5 ve 4 verdi. Olmamış tabağa verecek olsaydı yanmış tabağa yani... Hani vermezdi o 5 puanı. Yanmış tabağa 5 yanmıştı. Evet, Didem'in. Olmamıştı o. Seninkisi çiğdi, onunkisi çok yanmıştı. Kayınvaliden dedi ki bu kesin yapamamıştır. Hala yanmış diyorsunuz ama hele ki senin bu durumda asla söz hakkın yok. Kendi tabağına bak önce. Kime diyorsun Didemciğim onu? Söz kime diyorsun diye ne diyorum canım? Ya benim konuşup konuşmayacağımı sen karar veremezsin. Burada attınız, haddini tuttunuz. Aşma lütfen. Attınız, tuttunuz. Bak seni uyarmak istemiyorum. Hangi elinizden sorulur dediniz. Hop ne oldu, patladınız. Neden? Önünüzde İzmir bombası gibi ben düştüm. İzmir bombası kaç puan aldı? Canım. Sanki gün birincisi olmuş gibi konuşmuyor bomba mu? Bomba patladı. Düşük göreceğiz, puanla patladı. Göreceğiz. Cuma günü göreceğiz kim patladı. İzmir bombası patladı. Çok güzel. Evet, dün bizim de patladın, pazartesi de patladın tatlım. Ben İzmir bombasıyım dedim, bomba gibi ortalarına düştüm. Kabul edin kızlar, bombayım, hepinizi patlatmaya geldim. Bence siz, Aysun bu yemeği biliyor, yapmıştır dediniz, olmuş tabağa bir verdiniz, olmamışlara yüksek puan verdiniz. Olur mu? Olmamıştı, soğanları çiğdi. Soğanlar hıtır hıtırdı. Soğanlar, hiç de evet, soğanlar hiç çiğdi. Çiğ değildi, gayet hiç de sizin bilmiş şeyinize yakışmadı. Hamuru da kıvamındaydı ama siz Aysun bunu hamuruna yapmış bir şey biliyor söylemedim dediniz. Ben hamuruna bir şey söylemem ama soğanlar ben gerçekten çiğdi. Ya onun gelini de soğanları yakmıştı. Onunki de yanıktı, yanıktı. Evet. Evet. Yanıktı. Ona bakarsın yani. Puanı 4 verdi gelinine bak. Bile bile yanağa verdin sen de. Siz de Didem'e verdiniz 5'i. Güzeldi, onunki de güzel. Yanmış tabakta o da. Hepsininki bakın, ben kötü güzel demedim hiçbirine. Biraz İlayda'nınki küçük doğranmış ve biraz hamurdu. Yok, küçük doğranmış. Yine de 3 verdim ona yani. Hiç kimseye düşük vermedim. İlk defa yapmalara rağmen... Zeynep'e bir vermedin mi? Güzel ama biri kullanmak zorundaydım. İşte kullanmak zorunda olduğu için verdim. Yoksa Zeynep'inki çok güzeldi. Ben de ona verdim, ona düştü yani. Biri kullanmak tesadüf zorundaydım. Tesadüf oldu yani. Ya hayırdır? Çok güzel. Kızlar okumak istiyorum size de. Bakalım. Sevgili eşim, sana sonsuz güveniyorum. Anneme ve sana başarılar diliyorum. Seni çok seviyorum. Canım bir tanem, her şeyim eşim yollamış. Çok teşekkür ederim aşkım. İyi ki varsın. Bence eşini kendi yollattı. Nereden aklına gelecek? Aysun kendi yollattı. Ben eminim. Zaten onun varlığı beni motive ediyor. Şu an gaza aldım kızlar. Yani bugünün birincisi kesinlikle ben olacağım. Zaten o yüzden göndermiştim, motive etmek için. Sen dün düşük aldın ya, eve 5 karış suratla gitmişsindir. Eşin de demiştir herhalde. Ya da sen demişsindir, bana bir çiçek yolla, herkese bir şeyler geliyor.
Kim bilir adamı evde ne yaşattı ki o moral bozukluğundan sonra bugün çiçek gönderdi. Yo, ben hiçbir şey yaşatmadım. Yani sonuçta burada olan burada kalır. Ben sizin gibi gidip de evde böyle dırdır etmiyorum. Kimsenin başının etini yemiyorum. Ben seni çıkarken gördüm tatlım o suratını. E canım, yani moralin bozulmuş olamaz mı düşük resmen puan aldığım için? Resmen sirke satıyordun yani. Ya, olabilir. Sana ne bundan? Aşkım ne olur bir. Ben burada çok üzülüyorum. Bana çiçek yolla, böcek yolla. Ya İlayda, sen öyle mi yapıyorsun? Çok komiksin Allah Yo, aşkına. Ben bence de. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Yo, her gelen çiçeğe, böceğe, hediyeye bu kulbu uyduruyorsunuz ama alakası yok yani. Teselli çikolatası. Yo, teselli demeyelim de hem onların tanışma yıl dönümleriydi. Ha, öyle mi? O yüzden hem de moral olsun, motivasyonları yüksek olsun. Misali galiba yani, bu. Aysun'a eşinden kocaman bir çikolata gelmiş. İçinde notta da küçücük annesine ufacık bir not var, başarılar diliyor. Pes ya, benim oğlum yapsa gerçekten kızarım. Bence bir aldığı için mi tebrik ediyor? Hep bir aldığı için mi tebrik ediyor? Yok, dedim ya, moral için göndermiş. Ya, İlayda'ya da gelmişti arkadaşından moral çiçeği, hatta orada duruyor hala. Eşinden gelmesi de çok normal. Yani bir değil mi, hanımın eşinden çiçek gelmesi kadar güzel bir şey olamaz. Tabii ki. Bence. Tabii ki eşinden. Diğer gelinlerin gelmedi. Gelsin. Bütün oğlum, eşlerini isterler, hediyelere boğulsunlar. Yani. Çok çok versinler de. Ama önce sizin onu teselli etmeniz lazımdı. Önce sizin vallahi ben eşini zaten yanındayım, desteğim. Ama eşinden de böyle bir destek geldiği için çok mutlu oldum. Oğlumu öpüyorum. Çok düşüncelidir benim oğlum. Aysun'a oğlumdan gelen çikolatayı eleştirdiler. Ya bir günde güzel olan bir şeyi eleştirmeyin. Ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamadım. İlayda, iki gün oldu buraya geleli. Ve iki günde öğrenmediğim şey kalmadı. Yani bütün özel hayatlar, bütün her şey buralarda, koridorlarda yankılanıyor. Baksın artık onların özel hayatını dinlemekten. Yani Yasemin Hanım oturuyor, kalkıyor, her yerde Zeynep'i konuşuyor. Sahne önüne geçince orada birbirlerini bir korumaya geçiyorlar. Zaten Yasemin Hanım altınları görünce ekstra bir gelişiyor. Gerçekten ben hiç anlamış değilim, neyin içine düştüğümü, nasıl ben gerçekten anlamıyorum. Çeyrekleri havada kapıyorlar. Ama sorsan sorunları var. Sürekli birbirlerinden şikayet ediyorlar. Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Kayınvalide gitmek istediğini söylüyor sürekli ama tabanı da bulup hiç böyle 5 puanları da eksik etmiyor. Madem gitmek istiyorsun daha tutarlı davran, tabağına bas biri. Ya Zeynep şimdi seyirciden korktu. Seyirci tepki verince ne yapıyorsun kızlar? Ne yapalım, konuşuyoruz. Utanmıyoruz, oturduğunda beni çekiştiriyor. Sen utanmıyor musun bizi dinlemeye? Ay ben buradan geçerken duydum. Siz bir de kafa açık yani. Biz kritikte ne konuşuyorsak onu konuşuyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Madem bu kadar rahatsız uyuzunuz, siz gidin o zaman. Vallahi biz gideceğiz demiyoruz. Siz bağırıyorsunuz, gideceğiz. Yok, ben ne zaman gideceğim diye bağırırım Allah'a. İşte biz kimsenin bilmediği bir şey konuşuyoruz. Hani buraya yarışmaya madem bunları burada yankılıyor ya. Buraya yarışmaya gelmiştik değil mi? Yarışmaya geldik. Yarışmaya gelsen benim özel hayatımı eleştiremezsin. Ben senin özel hayatımı dönemezsin. Benim kayınvalidem oluyor böyle. Yapacak bir şey yok. Size ancak böyle benim arkamdan konuşup bana yetişmeye çalıştık ama çok zorlanmanız lazım. Sen bize yetmeye çalışacaksın da kayınvalideye yetişeceksin. Senin bana yetebilmen için daha çok... Senin bilmediğin bir şey konuşmuyoruz Zeynep. 6 hafta daha falan kalman lazım. Benim bilmediğim bir şey konuşmuyorsun ama benim arkamdan konuşuyorsun şu an. Yok, senin yüzüne de söylüyorum. Sen niye bunu tepkisinden korkuyorsun? Niye böyle bir korkum olsun ileride? Ya böyle bir korkum olsa senin gibi böyle şımarık şımarık hareketlerim olur. Dikkat ediysen ben her zaman aynı karakterle de hareket. Sen soğuksun, ben tatlıyım canım. Ay, bir de kabul edemiyorlar. Ne kadar boş işlerle uğraşıyorsunuz ya. İşiniz gücünüz yok. İlayda, sana gerçekten çok kırıldım. Hadi Didem yeni geldi. Burası yarışma ya. Niye beni çekiştirip duruyorsunuz? Yani ne buldunuz bu konuda bu kadar çok konuşacak? Burada konuşulanı orada devam ettirdik sadece. Abi bu konu burada kapandı bitti. Daha ne istiyorsunuz ya? Ne duymak istiyorsunuz yani? Kayınvaliden kapatmıyor. O kapatmadığı sürece kusura bakma bizim de dilimize düştü. Kapatmayacağız. Dün konuştuğumuzdan beri kayınvalidinden tekrar başka bir şey duydun mu? Duyduk. Bugün de duyduk. Ne konuştu bugün? Sen önce kayınvalidenden emin ol. Ben bilmiyorum, sana soruyorum. İşte bana anlatmıyor, size anlatıyor ben ya. Ben istemiyorum, istemiyorum diye ortalarda dolanıyor senin kayınvaliden. Vallahi benim kayınvalidem beni istemiyor. Olsa bana bir verirdi. Demek ki kayınvalidem size böyle gaz veriyor.
Biz de ona hayret ediyoruz. Size gaz veriyor. Siz de benden daha iyi yapamıyorsunuz zaten yemeklerinizi. Siz bence anlaşıp geldiniz. Siz de bir ihtimal belki bu sefer kazanırız. Yasemin teyzeyi kendimize beğendiririz diye uğraşıyorsunuz. Ama ne oluyor? Tırt. Kayınvaliden bizi anlatmıyor ki bize gaz vermiş olsun. Kim oradaki kayınvalidelerle konuşuyor. Ulu orta yerde başkalarını anlatırken duyuyoruz. Az önce diyor ki anlatıyordu bugün de duyduğum. Ayrıca kayınvalidenin gazına ihtiyacımız yok sen merak etme. İlayda ben en çok neye şaşırdım biliyor musun? Yani senin buradaki Zeynep'le dostluğuna, kankalığına ne oldu? Ben sen nasıl Zeynep'le... yani yeni gelen bir insanla gidip de Zeynep'i çekiştiriyorsun? Gerçekten ben Zeynep'le en çok ona şaşırdım. Ben hiçbir zaman dost, kanka falan olmadım. Olmayacağım da. Ben de hiç kimseyle kanka olmadım şimdiye kadar. Bunu nasıl söylersin anlamıyorum. Biz Zeynep'le hiçbir zaman iyi anlaşmadık ki. Aysun'cum kusura bakma ama seni içimize almadık diye böyle iftira atıyorsun. Vallahi gelinler de dayanamamış. Bir araya gelirken konuşmuşlar evet, yani. Evet hep ben ne... Zeynep acaba kıskanılıyoruz mu? Çekemiyor musunuz? Neyimizi kıskanacağız? Anlamadık gelin yani. Gelin kayınvalide. Kodumuzla uğraşıyorlar bilmiyorum. Başka bir konu bulamıyorlar zaten. Hep bizle uğraşıyorlar. Uğraşsınlar istedikleri kadar. Ellerine hiçbir şey geçmeyecek. Siz bize o konuşma şeyini verdiniz. Biz başlatmış verdiniz. Olabiliriz ama siz de çok uzatıyorsunuz yani. Ay uzatmıyoruz. İnsan bir kıvamını da keser atar. Olur iki arkadaş olarak. Ama olmuyor yani. Yüzünüzde söylediği yani şeyi. Bıktım. Ayıp ediyorsunuz. Siz bu hale getirdiniz. Ama tamam da hayatım tamam da ben de bir kıvamında kalsın diyorum yani. Ben bıktım ama hep o böyle söylemenizden. O zaman siz kıvamında bırakacaktınız. Biz bıraktık zaten siz o da 4 gün oldu biteli hala siz devam ediyorsunuz. Bu da birbirinizin arkasını kolluyordunuz. Bak gördün Zeynep gitmiş orada. Arkanda kulis yapıyorlar yani. Benim arkamdan kulis yaptığı için evet yapmaması gereken bir şey yaptı. Aysun senin derdini anlıyorum. Seni aramıza almadık diye biraz içerledin. Kızlar siz beni çağırsanız da ben gelmezdim zaten. Zeynep'in arkasından konuşmak da size düşmüyor zaten. Yaptığınız çok ama çok ayıp. Biz seni aramıza alsaydık koşa koşa gelirdin. Canım sen beni ne zannediyorsun öyle senin bir lafınla koşa koşa gelirim falan. Çok yanılıyorsun yani. Şu an taraf tutuyorsun farkında mısın? Kimse bana vallahi istediğim hiçbir şey de yaptıramaz. Her defasında, hayır ben burada senin Zeynep'i oynadığını görüyorum. Her defasında Zeynep'i korumaya çalışıyorsun. Olmayan avukatlık belgenle avukatlık tarslıyorsun. Vallahi dün de söyledim. Gerekirse yaparım. Avukatlığımı da yaparım. Ben her zaman burada haklının yanındayım. Hangi belgeyle yapıyorsun avukatlığı? Avukatlık yapabilmen için öyle önce bir belgeye ihtiyacın var. Ya niye bu kadar stres yaptınız? Valla boş konuşuyorsun ya. Niye bu kadar benim hayatımla ilgileniyorsunuz ya? Arkadaşlıktan hani bahsediyor. Hani buraya yarışmaya gelmiştin. Kimsenin ne yaptığı seni ilgilendirmiyordu. Ne oldu? Ne tatlım, oldu yani? Ne değişti? Yarışmaya yansıyan her şey tutmuyor. Beni ilgilendiriyor. Yarışmaya yansıyan tarafı ne şu an? Yarışmaya sizin özel hayatınızdan tutun da buradaki arkadaşınıza kadar her şey yansıyor. Sen yemeğini yapıp gitsene evine ya. Niye sana ilgileniyorsun ne? Ki? Sana ne? Ne oldu? Benim laflarım zoruma hayır, gidiyor. Hayır, zoruma gittiği için zoruma söylemiyorum. Zoruma gidiyor belli. Seni rahatsız ediyorsa sen de işini ya yapar evine gidersin. Ya Allah aşkına ya. Öf konuşup duruyorsun. Başımı şişirdin be. Öldün. Zeynep'ciğim bak tatlım sana ne getirdim. Ne getirdin canım? Umurumda değil Zeynep. Evet hiçbir şey umurumda değil. Çok ona doğru. Ona umurumda değil. Buna umurumda değil. Evet. Burada ne işin var o zaman senin? Sen de umurumda değilsin. O yüzden işim vallahi var. Vallahi umurunda değilse evine canım. Zeynep'ciğim anladık. Dünya umurunda değil de al bak ben de sana buraya masanın önüne yapıştırdım. Umurumda değil Zeynep. Bu söylediğin de umurumda değil. Evet Zeynep hakikaten umurumda değil hiçbir şey. Zeynep'in hiçbir şey umurumda değil. Siz bile. Ne yapacağım? Ne diyeyim yani kadın ama ne diyeyim ben? Yani bir tavrınızı koyun siz de. Umursuz Zeynep. Bence çok evet, iyi. Bence yeni ismi umursuz çok Zeynep. İyi yani bence evet. De iyi. Eşiyle ilgili soru soruyorlar umurumda değil. Evet. Kayınvalidesiyle ilgili evet. Soru soruyorlar umurumda değil. Geldiği eşi, günden beri zaten. Kayınvalide savun diyorlar ona da umurumda değil diyor. Geldiği günden beri ne diyor benim tarzım bu ben böyle. Eşinin telefonunu karıştırmışsın umurumda değil. Umursuz. Zeynep'in umurunda olan tek şey varsa o da altınları bilezikleri. Umurumda değil Zeynep. Yeni albüm kapağı mı? Galiba öyle. Ha? Evet yine umurumda değil. Zeynep'in yeni albümü umurumda değil. Kim yaptı şeyi bunu? Aysun. İlayda mı yaptı? Özür dilerim. Her şeyi Aysun. Senden bilmem de iyi oluyor. Ben hiç öyle bir şey yapmadım ki daha önce. Aysun sen mi yaptın? Evet Onur Bey yani ne dersek yok o umurumda değil, bu umurumda değil. Umurumda değilse evine canım. Yemeği yapmak umurumda değil demedim ama.
Bir şey soracağım. Yemeğini yapıyor, altınını kazanıyor. Niye gitsin evine? Hiçbir şey umurumda değil. Yemeğimi yapıyorum, altınını kazanıyorum. Birbirini tutmuyor Onur Bey. Ben hiç sevmiyorum böyle tutarsız insanları. Ben içeride bir VTR izledim. Az önce beni tutuyordu, şimdi beni tutmadığını söylüyor. Dedikodu yapmışsınız. Didem ve şey, İlayda. Dedikodu değil, kritikte ne konuşuyorsak onu konuşuyorduk tekrar. Ha, kritik mi yapıyordunuz? Hı-hı. Yani kayınvalidesinin koridorlarda yankılattığı şeyleri biz sadece odada konuştuk. Didem dedi ki hala devam ediyor, bitmiyor bunlar. Ama Didem'e bravo valla, üçüncü gününde direkt yakınlık kurmuş yani İlayda'yla. Valla ben Aysun'cum, de çok şaşırdım Onur Bey. İlayda'nın gidip de orada yani dışladılar Didem'le... Dışladılar mı seni Aysun? Vallahi dışladılar mı seni? Haberim bile yoktu ama Aysun'u yanımıza zaten sevinirdi ama... Zeynep'in arkasından böyle konuşmazdım. Ben kimsenin arkasından konuşmam. Ne diyeceksen bir daha yüzüne söyle. Seni çağırsaydık koşa koşa gelirdim. İyi de biz o sözleri zaten burada dün Zeynep'in yüzüne de söyledik. Valla tamam, iyi ki geldin Didem. Onur Bey, bir şey söyleyeceğim. Konuştuk dün, konuyu kapattık, üşenmemişler. Gitmiş kritik yapmışlar kendi aralarında. Doğru bir şey mi? Çok yanlış. Bitti gitti artık, yani şey uzatmayın soracağım. Artık ya. Yani dün dünde kaldı. Bugün yeni şeylerimiz var. Biliyorum hırslarınız var. Ama artık biraz lütfen Zeynep'i de rahat bırakın derim. Burada Zeynep'i koruduğumdan değil ama... Zeynep de çünkü kendi kendine gerekli mantıklı açıklamalarını yapıyor. Kendini savunuyor. Evet, kayınvalidesi de dünkü kritiklerde de bir takım şeyler söyledi. O da onun boşanına denk geldi. Birbirinizin üstüne artık bu kadar gitmeyin derim ben. Ha ama gitmek isterseniz Aysun burada. Aysun üzerine gidin. Şaka yapıyorum. Ben herkese yeterim Onur Bey, gelsin. Vallahi yok yok, şaka yapıyorum. Kimse kimsenin üstüne gitmesi, yemeğinizi yapın. Bakın yine müzik falan açtırırım, dans ettiririm size. Vallahi açtırayım mı size müzik? Hadi şimdi ben bir kayınvalilere gideyim. Bakayım ne yapıyorlar. Ondan sonra oynatayım mı sizi? Hadi oynatayım ben sizi. Hadi oynatıyorum sizi, müzik gelsin. Sen sonra bari. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana. Ben bir kara biberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, kızın alır giderim. Kaynana, kaynana, cadı gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Kaynana, kaynana, cadı gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Aşk koydum, beş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını da kuyruk kuyruğuna koydum. Aşk koydum, beş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını da kuyruk kuyruğuna koydum. Çok konuşma kaynana, kızın alırım diyor. Kaynana, kaynana, cadı gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Kaynana, kaynana, cadı gibi kaynana. Allah var yukarıda, benimle oynama. Aşk koydum, beş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını da kuyruk kuyruğuna koydum. Aşk koydum, beş koydum, içine de gül koydum. Kaynanamın adını tabak.
3'ü aldın, 4'ü aldın. Niye bağırıyorsun? Doymuyorum. Daha çok bilezik, daha çok çeyrek. Şovda sıra. Tamam, o zaman alkışlıyorum. Teşekkürler. Didem benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır? Ne oluyor yani? Bu yarışmaya ben arkadaş edinmeye gelmedim ki, taraf edinmeye çalışayım. Çeyrek altının sahibi olan gelin... Kızlar coşunca biz de coşuyoruz, dayanamıyoruz evet. Valla. Yalnız bu şarkıyla oynamamız facia. Ben zaten... Yok biz... Karyan'ın şarkısıyla göbek atmamız. Biz sürekli oynardık bunda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay oynadık ne kurtlarınızı vallahi. Döktünüz evet öyle. Evet ya, kaynana oynadık kaynana. Vallahi. Kaynana kaynana. Değil. Cadı gibi hiçbir öyle değil ama. Değil. Aa, oynamamız... Enteresan. Hadi perdemizi kapayalım artık, gelinlerimizi görmeyin. Eyvah. Neler yaptıklarını görmeyin artık. Kızlar koalisyon mu var, ne o karşılıklı oynamalar falan? Hayırdır İlayda'cığım? Sen gelince de oynadın. Ay ne kadar fesat için ay ya. Ay her şeyin seninle altında bir şey oynadık arıyor. Tamam, seni de alacağız içimize üf. Vallahi hiç öyle bir isteğim yok. Beni hiç kimse yanına falan çekemez de. Ya hiç hoş durmuyor yani. Çok yapmacık görünüyorsunuz birlikte. Hiçbir isteğim yok diyorsun. Ağlayacaksın. Beni niye çağırmadın? Ah ah İlayda. Nasıl ağlayacağım bir bilsen. Gerçekten şok ne yapıyorsun? Ya. Ne ediyorsun? Zeynep'e yanaşıyorsun. Kim o? Aysu. Benden bahsediyorlar Zeynep ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Vallahi ben de artık ne diyeceğimi şaşırıyorum yemin ederim size. Kızlar vallahi saçmalamada çığır açtınız. Tebrikler. Teşekkürler. Vallahi sen saçmalıyorsun bence. Gayet kıskandın. Sandın ki ilk günde böyle Didem'e bir yanaşmaya çalıştım falan. Didem sonra tabii seninle eleme şeyi hırsına girdiği için o bana yaklaşmaya çalıştı. Zeynep'i bahane etti. Şimdi Yasemin Hanım, gelininizle beraber asla gitmeyeceğiniz bir yer neresi? Vallahi hiç düşünmedim onu, nasıl diyeyim, ne söyleyeyim bilmem ki. Vardır bir şey ya, söyleyin. Ben günler söyleyebilirim. Günlere gitmem aslında. Altın günlerine falan. Altın günlerine. Yani evet. Sevmiyor mu? Ben sevmiyorum. Ha siz sevmiyorsunuz. Ben sevmiyorum. Hani o ne der bilmiyorum bu durumu ama. Aa. Hani yine de gitmez. Siz de aynı annem gibi. Siz annem de öyle. Hiç sevmez. Hiç sevmiyorum. Hiç öyle gümüş evet. Bilmem neymiş. Evet. O evinde otursun kitabını aynen, okursun etsin. En güzeli o yani. Öyle. Başka? Ben de pazara gitmedim hiç Aysun'la. Yani gitmem. Çağrı kızar çünkü. Aysun'u pazara sokmam. Niye? Bilmiyorum, o atmosfer farklı ya. Ha, anladım. Pazarı sevmiyorum. Sizde yanıtlar var mı? Vallahi ben ona ayak uyduramam. O çok geziyor, çok alışveriş yapıyor. Yani yorulurum ben ondan gezerken yani. Siz gidiyor musunuz gidemem. İş yerine, kuaför salonuna? Tabii gidiyorum. Ne yapıyorsunuz oraya gidince? Oturuyorum ben. Çay, kahve, sohbet. Çay, kahve, sohbet muhabbet. Ediyorum. Oturuyorum ben bir şey bilmiyorum ki orada yapayım. Anladım. Ben iş yerine karışıyorum vallahi, bizim iş yerine karışıyorum. Ama sizin iş yeriniz orası. Sabahat Hanım bir şey de. Soracağım. Şimdi sizin kendi lokantanız var değil mi İzmir'de? Evet. Ne yemekleri yapıyorsunuz? Ev yemekleri mi? Ev yemekleri. Yani içli köfte, dolma, her çeşit ne desem yapıyorum. Siz mi yani. Yapıyorsunuz peki evet. Bütün yemekleri? Kendiniz. 18 yıldır yemekleri ben çıkarıyorum. Bir de çorba, kelepaça, mercimek çıkarıyorum her gün. Kuru fasulye her gün çıkıyor. Ama yanında da 2-3 çeşit yine daha çıkarayım diye. Siz katılaydınız da geliniz burada oturuyordu. Vallahi tam öyle bir şey olsun. Bir gün ben size yemek yaptırsam ya. Gelinler burada oturursa, kayınvalideler mutfakta çalışsa. Çok iyi olur aslında. Onlar acaba altınları bulabilecekler mi? Mantıklı değil mi? Bizi bulamazlar. Bulamaz. Bulamazlar değil mi? Aysun beni bulur. Ben onu bulamıyorum ama o beni bulur. Kesin zaten. Ben gelin de bulur. Ben yemekleri hemen buldum. Ha bulur. Büyük ihtimalle. İçli köfte yaptırırız Sabahat Hanım'a bir. Sus en güzel, en sevdiğim yani, şey. Memleketinden geliyor ya şey. İçli köfte. Vallahi. Hadi ben gidiyorum, muhabbetinize doyum olmuyor. Gidiyorum, tadında görüşürüz. Bizim haydi hoşça kalın efendim. Verdiğimiz cevaplarla tatmin oldun mu bilmem ama. Olduğumuz kadar ama ne olacak ne bileyim. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Vallahi kızlar Onur Bey'e de net bir cevap veremedik ama. Evet kaldık öyle yani, aklıma gelmedi olmadı. O anda. Evet. Yani ben gerçekten sonra... ona ayak uyduramam, o geziyor çabuk, alışveriş yapıyor, her şeyi hallediyor. Alışverişe gitmezsiniz. Ben gitmem çünkü peşinde dolanamam onun ben.
Ben de pazara gitmem. Pazara götürmem onu. Ya geldikten sonra onun kocasıyla uğraşamam. Ya. Niye götürdü? Başka yerden alayım. Evet. Ben o giderim. Gelinle çok giderim pazara falan. Yani çarşıya alışverişe hani, doğru. Kıyafetlere falan. Nereye gitmezsin ama onunla? Böyle kuaförde falan çok uzun süre oralara gitmem. Saçı başı bitecek de onu bekleyeceğim. Evet, orada sıkılıyor. Yani fazla şey yapmış. İşte Onur Bey sorunca pat diye aklımıza gelmedi. Gelmedi. Ben de günleri kendim sevmem zaten. O da heveslidir. Ben bu hafta Aysun'u eleyeceğim. Valla neyine güvenerek böyle konuşuyorsun hiç bilmiyorum ama çok komik duruyor üstünde. Ben komiklik yapmayı çok seviyorum biliyor musun? Ben de gülmeyi çok severim tatlım. Ama sen lütfen gülme bana olur mu? Didem ve Aysun buranın en zayıf halkası. Evet İlayda'nın bir tecrübesi var. Ne zaman nasıl atak yapabileceğini tahmin edebilir ama maalesef Aysun ve Didem zayıfsınız canım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Peki niye bana taktın kafayı sen? Canım mesela niye bir İlayda ile bir Zeynep ile uğraşamıyorsun? Canım öyle istiyor. Gücün bana mı yetiyor? Benim canım öyle istiyor. Gücün bana mı yetiyor? Keyfimin kahyası mısın? Benim canım öyle istiyor. Ben size söyleyeyim kızlar niye seninle uğraştığını. Evet. Çünkü en zayıf halka ikiniz olduğunuz için siz birbirinizle uğraşıyorsunuz. Ben asla zayıf bir halka değilim. Buradan ya o gidecek ya da ben. Ah pardon ben yok. Sadece o gidecek. Düşünün ben kalacağım. Aysun da gitsin artık yani zamanı geldi. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. Evet hep botudan canım, dönüyorsun bye Aysun. Bye. Git artık git. Üçüncü haftam deyip hava atıyorsun ama farkında değilsin. Üçüncü haftan senin son haftan olacak. Ya ben buradan gitmezsem şu yüzünün alacağı hali o kadar merak ediyorum ki. Bence üçünüz de gidebilirsiniz çünkü hepinizin bir kusuru var. Zeynep iyi ki buna sen karar vermiyorsun çünkü o kadar adaletsiz. Tabii ki ben karar vermiyorum. Ben yorumumu yapıyorum sadece. Gelinler. 13 dakikanız kaldı. Neler hazır neler değil. Her şey hazır mı? Çoğu şey hazır. Çoğu şey hazır. Evet. O zaman sorularıma geçeyim. Didem, kayınvalidenle beraber asla gitmeyeceğim bir yer söyle bana. Eğlence mekanı. Eğlence mekanı. Evet. Niye eğlenceli değil mi kayınvaliden? Eğlencelidir ama öyle yerler ona göre değil. Ha, oraya evet, gitmem. Oralar onunla olmaz evet. Peki Aysun. Onur Bey, ben kayınvalidemi koluma takarım. Her yere de giderim. Benim kayınvalidem o kadar kafa dengi bir kadın ki eğlenceye git. Yani gez, toz, alışverişini yap. Ama tam benlik bir kadın. Gitmeyeceğiniz bir yeri soruyorum. Vallahi ama öyle bir yer yok benim için. Öyle bir yer yok. Keşke bu kadar böyle oraya buraya götüreceğini en azından bir tahmin etse de bir 5 versin. Ah keşke kadar. Ya vallahi. Ah keşke. Yarama tuz bastınız Onur ah, Bey. Ah yani. İlayda. Ben markete gitmem, pazara da gitmem. Markete, pazara. Niye? Ben çok alırım. Annem bana az al. İki kişisiniz. Sanki kimse gelmeyecek benim evime öyleymiş gibi davranır. Hı hı. Ben de sinir olurum. Niye ben az alayım yani? Annem de bunu çok şey yapar yani. Çok fazla hissettirir bana. Her şeyime karışır. Ev alışverişime falan. Hı hı. Az al falan der herhalde. O yüzden markette bakkala falan beraber yok, gitmiyorum gitme diyorsun. Zaten eşimle gidiyorum. Annemi hiç denk gelmedi. Bir şey soracağım. Gülcan'ın cimri mi biraz? Cimri. Cimri mi? Gerçekten ne yapıyor mesela cimri? Bana hiç hediye almıyor. Hiç hediye almıyor. Aa, geçen gün size hediye aldım. Ne oldu yüzükler? Nerede benim yüzükler? Çıktı mı parmağınızdan? Onu bir şey söyleyeyim mi? Parmağımızdan çıktı değil. Parmağımıza o kadar büyük geldi ki Onur Bey. Onu nasıl aldın? Ben kendime göre almıştım. Rengin, en büyüğünü en pahalısını almışsınız ama maalesef çok büyük oldu bize. En güzel de benimkiydi. Hepsi kıskandı. Onur Bey sana çok güzel verdi. Niye seninki en güzel falan dediler valla. Allah Allah hepsi öyleydi. Kavga çıkmasın diye. Demedin mi Aysun? Hadi sen yemin. Tamam seninki çok güzel dedim ben. Ama keşke tamam, Onur Bey bana daha alsa demedim. Zeynep beraber gitmeyeceğim bir yeri söyle. Onur Bey ben bundan sonra gittiğim her yerde biraz düşünerek götürürüm artık. Mesela çünkü gelini mutfak diye bir daha götürmeyeceğim. Çünkü baksanıza hep arkamdan bir şeyler söylüyor. Ne olduğunu da bilmiyorum. Acaba ne anlattı diye bilmiyorum. Yani o yüzden bundan sonra her gittiğim yere dikkat ederek götürürüm. Yok o kadar da yapma ya. Ya onun yaşıyla ilgili. Ama ne olursa olsun insan bir düşünür. Acaba bir tedirgin olursun yani. Çünkü hiç tanımadığı insanlarla bile neler konuştuysa bilmiyorum. Peki bir yer söyle, bir mekan. Kızlar bir isim verin ya. Bu kadar mı zor soru? Onur Bey benim aklıma bir şey geldi. Ha söyle. Ben annemle asla kuaföre gitmem mesela. Ha demek gitmeyeceğim bir yer var. Evet düşününce buldum çünkü benim saçıma başıma o kadar karışıyor ki ya kestirmek istiyorum artık diyorum sıkıldım bu saçtan diyorum.
Hayır, asla kestiremezsin diyor mesela bana. Ama burada en güzel saçlara sahip olan da sensin herhalde. Ya teşekkür ederim. Benimki doğal Onur Bey, doğal. Allah'ım ya. Hiç boyasız. Sana şampuan reklamları gelir artık inşallah. Bilemem. Belli mi olur? Şimdi efendim birazdan süremiz bitiyor. Süre bitimine doğru geleceğim. Lütfen masamızı da temizleyelim. Son 8 dakikamız. Haydi görüşürüz. Yasemin Hanım, umursamaz Zeynep'in tek umursadığı altınlar. Evet, aynen altınlar. Sadece altınlar. Altın için gelmişiz, altın için alacağız. Buraya gelmiş. Onun için hiçbir şey umursamıyoruz. Doğru. Aynen öyle. Hep doğru. Siz de kabul ediyorsunuz. Evet. Altın hakikaten öyle. Bir tek yarışmayı umursuyor. Aklı yarıştadır. Bak aynen. Dikkat etsin. Bir herkes tek, konuşuyor. Keşke aynen. Hayatta da hani bazı şeyleri de bu kadar umursasa belki evet. Bu sorunlar da burada olmayacak. Zaten her şeyi umursasa Zeynep altın alamaz. Ama ben şunu anlamıyorum. Onun için yapıyor bence. Şimdi burası bir takım yarışması. Kayınvalide gelinin beraber geldi. Tabii. Sizi de umursamıyor. Umursamasın yani benim sizin... de umurumda değil ki zaten. Ama işte çok tezat bir çelişkidesiniz. Ben de takmıyorum ki zaten. Siz ne diyor o zaman bu kadar geliyorsunuz, bu kadar peşinde koşturuyorsunuz. Siz niye geliyorsunuz? Ama biz umursamaz değiliz ki. Ay bir de bizim gelinimiz abi, bizi umursamasa. Evet. Ama umursamadığın zaman da oluyor size. Sabahat Hanım eşini bile bırakmış evet. Gelininin peşine gelmiş. Çünkü diyor ki gelinim ben yalnız mı göndereceğim? Değer ben ona de dedi, yalnız göndermemek değil için mi? Geldim zaten. Ama onu umursuyor yani. Ben size tatlı ikram edeyim. Şöyle Didemciğim. Şöyle bir tane tabak çıkarsanız Allah aşkına ya. Kesin o acıdır, istemiyorum ben. Ay sana zaten ikram eden de kabahat. Eşimin gönderdiği çikolatadan Didem'e de ikram ettim. Yemedi, yemesin, hiç de umurumda değil. Ama birazcık verilen hediyeye saygı gösterip en azından şöyle bir ısırmasını isterdim. Zeynep'ciğim kocacığımdan geldi tatlım. İstemez misin bir tane? Teşekkürler. Rica ederim canım, afiyet olsun. İlayda'cığım sana da getireyim. Ay inanmıyorum, yanmış senin milföylerin. Ya saçmalama, nesi yanmış? Aşkım yakmışsın, görmüyor musun? İkisi birden yanmış işte. Ya saçmalama Allah aşkına bir... Al tatlım, şöyle şuraya bırakayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama ben şu beyazdan... Ay beyazdan veremem. O zaman onlar benim. Çünkü bu güzel değil ki. Seni kandırmış aşkım, eşi. Aşkım hepsi güzel ya. Ne demek güzel değil? Eşin biraz seni kandırmış. Bu da hiçbir şeyi beğenmiyor arkadaş ya. Hiçbir şeyi her beğenmiyor. Her şeye bahane. Her şeye bir kul. O yüzden hiç onu hiçbir şey almıyor bence. Aysun ya. İstedim niye vermiyorsun? Biraz özgüvenli ol tatlım. Havanı atacaksan bir de öyle at yani. Yok veremem, yok şöyle falan filan kıvırtarak geldin. Gittin yani ne oldu? Vermedin ne oldu? Aysun, bir şeyi çok merak ettim. Evet. Şimdi hareketlerinden dolayı soruyorum bunu. Sabah kalkıp ne yapıyorsun kocacığım? Kahvaltın hazır. Günaydın aşkım. Gel sana şöyle mükemmel bir kahvaltı hazırlayayım diyorum. Her gün mü böyle? Güzel bir sofra kuruyorum. Evet ay, her gün böyle. Ya, bu ne ya? Hayır bana yapmacık diyor ya. Şu an kendisi resmen var ya oynuyor. Yok böyle bir şey. Tatlım sen benim eşime nasıl davrandığımı nereden biliyorsun? O kadar nereden bilebilirsin? O kadar yapmacık görünüyorsun ki. Ay senin nasıl yanında hiç değilim. Belli. Doğru olanı o. Zeynep galiba kendi yapmadığı için. Duyuyorsun değil mi tatlım? Romantik sabah kahvaltısı mı? Mumlu, evet. Mumlu falan mı oluyor? Ya hayır. Gayet romantik kalk olabilir. Her anında falan romantik yiyoruz. Olabilir. Niye kıskanıyorsun ki? Ya Zeynep her ya. Gün romantik yemek yenilmez canım. Özel bir günün olur. Hazırlanırsın onun için özel. Hani onu anlayabilirim. Romantik bir yemek olabilir. Her gün romantik kahvaltı, romantik öğle yemeği, romantik akşam yemeği. Bayağı romantiksiniz ama romantik olsanız biraz kibar olursunuz. Siz bence romantik bir an değilsiniz. Vallahi ben hak edene hak ettiği gibi davranıyorum Zeynep. Son 50 saniye. Valla ben niye evde kaldım belli, romantik kahvaltı yapmadığım için evde kaldım ben. Bence. Bitti mi yemekler? Gelinler.
Evet. Bitmek üzere Onur Bey, çıkaracağım şimdi. Haydi. Son 30 saniyemiz. Umurumda değil Zeynep. Evet. Yakında bütün müzik marketlerde. Umurumda değil. Haydi kızlar, çıkarın, çıkarın. Canım, taslardan çıkarman gerekiyor. Son 10. Öyle bir şey demedik 9, ki. Öyle söyledi. 8, 7, hayır, Onur Bey, öyle bir 6, şeyden 5, ya. 4, ha, tamam, 3, 2, 1, bırakın. Şey, çıkarmanıza gerek yok. Zeynep kendi uyduruyor, bir de ama bir gerçekten öyle algıladım. Gerçekten. Olsun, önemli değil. Yordum. Çıkarmış kadar oldu. Sen çıkardın mı? Evet. İyi, okey, çıkaranlar önemli değil. Onur Bey, bu arada dün bir şey konuşmuştuk tişörtle alakalı. Ben size şöyle bir hediye getirdim. Aa, 3X'ler. Bakayım. Bu da olmaz bana. Mutfağın ne yazıyor bakayım? Olur bence. Mutfağın en iyisi. Tabii ki de. Size çok yakışır tabii ki. Estağfurullah efendim. Ben şef değilim, gurme değilim. Ben sunucuyum. Onur Bey, benden tişört istemiştiniz. Ben de size gittim, güzel bir tişört yaptırdım. Ama keşke giyseydiniz. Önünde mutfağın en iyisi yazıyordu. Bence size çok yakışırdı. Haydi ben sizi alayım. Haydi buyurun efendim. Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi efendim, gelinlerimizi artık gönderdik. Birazdan ben tadıma başlayacağım. Daha sonra kayınvalidelerimiz gidip kayınvalidelerimize tadımlarını yapacaklar, puanlarını verecekler. Bakalım bugünün çeyrek altın sahibi kim olacak, hep beraber göreceğiz. Gelin mutfakta da tadım ve sunum zamanı. Sus ben. Teşekkür ederim canım. Sus. Bir daha söyledim. En iyi tabak benim tabağım. 3'ü aldın, 4'ü aldın. Niye bağırıyorsun? Doymuyorum. Daha çok bilezik, daha çok çeyrek. Şovda sıra. Tamam, o zaman alkışlıyorum. Teşekkürler. Didem benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır? Ne oluyor yani? Bu yarışmayı ben arkadaş edinmeye gelmedim ki, taraf edinmeye çalışayım. Çeyrek altının sahibi olan gelin... Efendim, milföy çanağında tavuklu orman kebabı. Bakalım gelinlerimiz nasıl yaptılar? Şu puan tablomu bırakayım. Birinci tabaktan başlayayım. Ha, böyle kase şeyi olarak yaptılar. Bakalım nasıl olmuş? Biraz içi kuru geldi bana. İlk tabağın içi kuru geldi. Yani... Tavuğu güzel pişmiş. Onun hiçbir lafım yok. Ama böyle milföyü daha mı acaba çıtır çıtır olsaymış? Milföy de kuru geldi ve şeyi de, tavuğu da bana kuru geldi. Ya bilmiyorum, diğer tabaklardan sonra belki daha iyi, net karar verebilirim. Bunu daha fazla beğendim. Bu çok daha güzel. En azından kuru değil. Milföy de daha... güzel pişmiş. En azından fırında. Tavuğu da güzel pişmiş. Hoşuma gitti. Birinci tabağa göre bunu daha fazla beğendim. Bu da fena değil. Ama daha böyle yoğun şey tadı isterdim böyle. Nasıl söyleyeyim? Daha böyle bir sulu kıvamda, hani içinin olmasını veya daha baharatlı olmasını isterdim. Genelde milföye yoğunlaşmışlar veya tavuğa yoğunlaşmışlar. Tavukların pişimiyle ilgili hiçbir derdim yok. Ama daha şu anda ikinci tabağım hala favorim. Bu da fena değil. Tavuğu pişmiş, milföyü de... çıtır çıtır. Ama favorim hala 2 numara. Hemen puanlamama geçeyim. Onur Bey, ben artık annemden ümidi kestim. Annem benim tabağımı bulacak gibi değil.
Vallahi yalvarıyorum size artık. Ne olur şu 5 puanı bana verin. İki numaralı tabağa 5 puan veriyorum. 3 puan veriyorum 4 numaralı tabağa. 3 numaralı tabağa 2 veriyorum. Birinci tabağa da 1 veriyorum. Şimdi gelelim 3 numaralı tabakta başlayalım. Bakalım efendim 2 puanı hangi geline vermişim? İki puanın sahibi gelin Aysun. Aysun'cum ama yani sen de bu kadar düşük puanları ala ala. Neyse, bunun kararını tabii ki ben veremem. Daha kayınvalidelerimiz puan yapacak. Şimdi, dördüncü tabağda 3 puan verdim. Bakalım, 3 puanın sahibi gelin acaba kim? Üç puanın sahibi gelin kaldırdım Zeynep. Zeynep 3 puanı aldı. Şimdi benim favorim olan bakalım 2 numaralı tabağa 5 verdim. Ya İlayda'nın ya da Didem'in. Bakalım 5 puanın sahibi gelin kim? Kaldırdım İlayda. Vallahi İlayda helal olsun. Diyor ki benden 5-5'leri aldın. 1 puan da maalesef Didem'e gitti. Vallahi biliyorsunuz efendim ben gerçekten tadına, tuzuna, kendi damak zevkime göre puanlarımı veriyorum. Hani aklınızda başka bir şey gelmesin, birileri koruduğum, ettiğim falan filan değil. Hiçbiri benim arkadaşım değil, hiçbiri benim akrabam değil. Ama neyse onun hakkında veririm. Şimdi birazdan gelinlerimizi alacağız. Daha sonra kayınvalilerimiz gelecekler. Tadımlarını yapacaklar. Bakalım bugün kaç kayınvalide doğru tahminde bulunacak. Hep beraber göreceğiz. Ve şimdi efendim karşınızda gelinin mutfakta da gelinlerimiz. Efendim ilk kayınvalidemiz Sabahat Hanım geliyor. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi hayırlısı olsun. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun efendim ilk tabağı açabiliriz. Nasıl efendim tadı? Var mı eksik, noksan, fazla? Beğendim. Beğendiniz mi? Evet. En çok neyi beğendiniz? Tavuğu pişmiş mi, milföy pişmiş mi? Pişmiş. Tamam, o zaman ikinci tabakla devam edebiliriz. Onu daha çok beğendim. Biraz daha... İyi mi? O iyi. Birinci iyi. Evet. Tamam. Üçüncü tabağa geçtik efendim. Yorumunuz var mı? Onu beğendim. Bir de bu ne? Bir ve üçü beğendiniz şimdiye kadar. Evet. Tamam. Son tabağımızı da açtık. Şimdi efendim Sabahat Hanım tadımını yaptı. 4 tabağında. 1'i ve 3'ü beğendi. Daha 4'ten yorumunu almadık. Nasıl 4. tabağın? Tadı, tuzu, tavuğu her şey yerinde mi? O da güzel. Bu da güzel. Evet. Peki Didem hangisini yapmıştır sizce? Beş puan hangisi? Buna veriyor. Kesin mi? Evet. Üçüncü tabak. Ha. Tamam. 5 puan verdim. 5, 2, 1. Birinci tabak 1. Son tabağa? 4. 4 puan veriyorsunuz.
Şöyle ikinci tabağın önüne alalım o zaman sizi. Bakalım efendim, 2 puan. Hangi geline gidiyor? 2 numaranın sahibi gelin. Kaldırdık. İlayda. İlayda 2 numaranın sahibi oldu. Şimdi gelelim efendim 4. tabağımızın önüne. Burada 4 puan verdiniz. 4 puanı güzel bir puan. Gelinler. Bakalım 4 puanın sahibi gelin kim? Kaldırdık. Aysun. Aysun 4 puanın sahibi. Şimdi efendim gelelim 3. tabağın önüne. Bakalım 5 puan Zeynep'e mi yoksa gelini Didem'e mi gidiyor? Beş puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Zeynep. Teşekkür ederim. Zeynep'e 5 puan verirken bunu da efendim kaldıralım. Maalesef. Anne ya. Kaldırın. Didem. Ve bunu beğendim demiştiniz. Anne Didem, gerçekten yani puan. Yorumlamanla puanlaman hiçbirbirini tutmadı. Güzel dediğin tabağa 1... Beğenmedin tabağa 5 verdin resmen. Onu da beğendi canım. 4 verdi beğenmedi. 2 ve 4'e söyledi onları. Yani yorum yaparken de biraz düşünerek yorum yapın ya. 1 ile 3'ü beğendim demişti, hatırlamıyor musun? Yorumunuz var mı? Onu beğendim, bir de bu ne? 1 ve 3'ü beğendiniz şimdi. Evet. Zeynep'ciğim bir saniye. Ben kayınvalidemle konuşuyorum. Strese gireceksen önce başkalarının tabaklarını suçlamadan önce stres. Onu bir yatıştır kafanda. Ondan sonra strese gir lütfen. Bir saniye. Benim tabağımı götüreyemezsin. Sen benim kötü tabağıma dediğinde ben o zaman aynı tepki vereceğim sana bakayım. Bak ben kayınvalidenin yaptığı yoruma göre söylüyorum. Neden bir sakin ol. Ben senin ya, gördüğüm şeyi de yorum yapabiliyorum. Yani. Şu an kayınvaliden biri beğendi, 3'ü beğendi. Bana de ki 4'ü 2'ye... Neticede benim tabağım beğendi. Evet orada onu atlamış olabilirim. Onu söyle işte. 3'ü beğenmedin, beğenmedin demeyeceksin yani o zaman. Yani git gel çok yaşadın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Hani neden? Yani neyi vardı o tabağın? Buradan uzaktan da bakılınca gayet iyi görünüyor diğerlerine göre. Yani baksana yani, onun milföyünün diriliğine. Senin milföyün pişmemiş benim gördüğüm kadarıyla. Ya siz çok taktınız şu çiğ, pişmemiş, yanmış. Ama git bak kendine. Hiç de pişmemiş değil, gayet de pişik. Milföyün dediği seninkisi gibi yanık mı olsun? Benimki yanık orada değil. Orada yandı muhabbetleri yaptınız. Yanık değil, hayatta da yanmadı ya. Gayet de iyi pişmiş. Milföyün olması gereken kıvamda bu zaten. Yani bilmiyorsan bak böyle pişmesi gerekiyor. Bak bak gördün mü? Gerçekten seninki olmuş. Seninki harika olmuş. Evet harika. Yani anne gerçekten bak tam hepsi baktım. Çanak gibi. Bak görüyor musun? Şuna bak. Şuna bak. Bak çanak gibi tam bu. Yani asla yani hani bir de beğendim deyip nasıl biri veriyorsun ben onu gerçekten anlamadım. Neyi yanılttın Sabahat abla? Belli hani bir kafa karışıklığı yaşadı rahat zaten. Etsin. Bir kafa karışıklığı Didem'cim yaşanmış belli. Didem'cim kendini göstermen bittiyse bir yerine geç biz de soralım. Ay ben anne çok tatlım beni gösterme. Ben 4 puan aldım tatlım. Tekrar üstüne basa basa söyleyeyim çünkü senden daha güzel yaptım yemeğimi. Hadi bakalım. Sabahat teyzeciğim çok teşekkür ederim puanınız için ama hiç yorumunuzu ben orada duyamadım. Lütfen bir yorumlayabilir misiniz tekrardan yani? Neye göre 4 puan verdiniz? Çünkü benim tabağım 5'likti ben 5 bekliyordum. Anne söyler misin şans eseri biri 5 verdiğini, yüksek puan verdiğini? Sabahat teyzeciğim ben size diyorum ki benim tabağıma 4 puan verdiniz ama benim tabağım 4'lük değil 5'likti diyorum. Hayır, neden 4 puan verdiniz bana hangi diyorum. Bana hangisi güzel geldi onu söyledim. Ne diyeyim? Efendim? Onlar güzel geldi bana onun için. Tamam teşekkür ederim. Verdim. Benim tabağım güzelmiş ki zaten 4 Sabahat puan teyze. Aldım. Aysun ben sen bir sus ya 4 aldım bir sus. Sus ben de konuşmayacağım tatlım. Yeter bir sus. Kaç gündür üstüme geliyorsunuz. Lüf, susmayacağım İyi ki bir şansa 4 aldım. Anladın mı? Susmayacağım. Sabahat teyze benimkini yediğinizde beğenmediniz ama bence siz yorum yaparken de farkında değilsiniz. Tadarken de siz burada değilsiniz. Ben de bunun çok iyi farkındayım. Bir söyleyin tadın diğerlerinden nesi farklıydı? Pişmemiş miydi? Yanmış mıydı? Tuz,
Tuzlu muydu, tuzsuz muydu? Siz ya, burada değilsiniz. Ya şimdi rastgele... tadı değişik geldi bana. Nesi değişik yani? Gelebilir? Nesi değişik gelebilir? Söyleyin bana. Ben de kabul edeyim. Ya istiyorsanız gideyim bakayım. Değişikse gelip elinizi öpeceğim ama siz burada değilsiniz ya. Ben artık bunu anladım. Sizin kafa İzmir'de kalmış. Ne tadarken... Kayınvalidemin kafasının nerede kaldı? Sana ne? Ya tamam, kafam orada kaldıysa seni ne ilgilendirir? Tamam Sabah teyze de benimkinin bir farkı da yok. Bir şeyi de yok yani. Geldiniz o zaman rastgele, herkesin bir farkı yok ama tat değişik geliyor. Ne yapayım? Mesela ona 5 verecektiniz. 5'i ben alıyordum ama yorumunuz da tutmuyor, puanlamanız da tutmuyor. Rastgele puan veriyorsunuz, rastgele tadım yapıyorsunuz. Rastgele ve bu bizi değil. Çok etkiliyor, farkında mısınız? İlayda ben biri aldığımda saçma sapan puanlama yapıyor derken niye hepiniz alkışlıyordunuz neredeyse? Saçma sapan demiyorum ben, sadece yani Sabah teyzenin ruhen burada olmadığını, sadece bedenen burada olduğunu ve yorumunun da arkasında durmadığını söylüyorum. Tamam, ben sana katılıyorum. Ben aynı fikri zaten sana dün kapıldım. İçin hiç onu ele değmedi. Neden bugün söylüyorsun onu? He? Seni ne ilgilendirir? Sabah teyzeciğim, ona takılacağına biz tabaklarımızla ilgili yorum söylediğinizde onları yorumlayın, olur mu lütfen? 4 aldın, 4 sus bence. Teşekkür ederim canım, sus. Bir daha söyle. 4 aldım, en iyi tabak benim tabağım. Ha, göreceğiz. Şimdi canım öyle istedi, öyle verdim, öyle beğendim hani. İşte biz de anlamıyoruz sizin puanınızı. Ya anlayın, neden bunu anladın da bugün anlamıyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum sizin. Dur, neden anladın? He? Ben zaten bana dün de... Bana tadı böyle geldi. Beyaz gerçekten tadı. Sizin puanlamanız çok havada kalıyor. Şimdi efendim sırada ikinci kayınvalidemiz Nurten Hanım var. Buyurun efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Hazırım. Ay bu sefer bulun ya. Vallahi inşallah. Artık bu sefer bulun yani Aysun tabağını. Yaktım ben, gelinimi ben yaktım. Vallahi yani. Siz yaktınız. Ben buyurun yaktım. Efendim ilk tabakla başlayalım. Çok lezzetli gelmedi ya. Nefeye çok kızarmamış. Ama pişmiş. Pişmiş. Tavuğu falan pişmiş. Pişmiş. Evet pişmiş. Ama çok da fazla beğenmediniz. Tat şeyi gelmedi evet, size. Evet. Damak zevkinize. Anladım. O zaman efendim ikinci tabağa geçelim. Ona göre daha lezzetli. Daha lezzetli ama yuvarlak yapmış. Hani sizin yapmış. İçin böyle wow bir tabak değil herhalde. Değil değil. Bunun da milföyü çok az kızarmış. Hı hı. Biraz daha çıtır çıtır olması gerekmiyor mu? Biraz daha değil bence. Mi? Bence de. O zaman üçüncü tabağımıza geçelim. Onay geldi. Evet, onay biraz kafası. Daha güzel, daha çıtır. Milföyü. Daha çıtır, evet. Daha güzel geldi. Bana da öyle geldi, evet. Peki. Bana öyle geldi daha doğrusu. O zaman dördüncü tabağımızı da açalım. Ardından efendim hemen puanlamaya geçelim. Nasıl? Bu da fena değil ama milföy çıtır değil. Hamur olmuş. Peki içindekiler nasıl? Bezelyesi, pişmiş, tavuğu, pişmiş. Tadı, tuzu, pişmiş. Baharatı her şey yerinde. Peki. O zaman haydi gelin puan verelim. Hangi tabağa kaç puan vermek verelim. İstiyorsunuz? Evet. Bir kere şuna 5 vereyim de. Hadi. Bunun içinin şeyi... Daha hoşuma gitti. Peki. Aysun yapmıştır diyorsun. İnşallah o yapmıştır. Onun karışımına benziyor. Tamam. Hepsi aynı çok, malzemeyle yapıldı gerçi ama. Evet ama bu çok harmanlanmamış. Hani böyle tane tane hiç
kebaba benzemiyor. Yorumları aldık. Tamam. Puanları alalım. Bir. Dördüncü tabak bir puan. Bir. İki. Birinci tabak iki puan. Üç. İkinci tabak üç puan. Hazır birinci tabağın önündeyken. Efendim birinci tabağa Nurten Hanım iki puan verdi. Bakalım. İki puan. Hangi geline gidiyor? İki puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Aysun. Ya Aysun ya. Anne. Ya. Aysun maalesef yine kaçırdın Aysun kayınvaliden. Güzel bir 5 puan. Anneciğim evde böyle mi yapıyorsun sen? Bulut'u tebrik edeceğim. Şaşıracağım artık. Ama alıştırdın beni anne artık bir tamam, puan alıştırdın beni. Önce açalım beni. Daha sonra tartışırsınız. Yani senin kıvamın böyle veya böyle içinin hepsini harmanlarsın. Ne yapayım yani anneciğim? İkinci o da ayrı tabağın... ayrı duruyor, o da ayrı ayrı duruyor ya. Dur efendim kaldırmayın ama. 3 puan verdik ikinci tabağa. Bakalım 3 puanın sahibi ya? Gelin kim? Üç puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Zeynep. Zeynep 3 puanın sahibi. Geldik efendim 3. tabağın başına. Ya Didem'e gidecek ya da İlayda'ya gidecek. Tam 5 puan. Bakalım. Güzel olmuş. 5 puanın sahibi gelin kim? Haydi öğrenelim. 5 puanın sahibi gelin. Kaldırdık. İlayda. Yes be. Oley ya. İlayda 5 puanın sahibi olurken... Ben alkışladım tatlım. Maalesef bir puan da Didem'e gitti. Çok mutluyum. Hak ettiğin ikinci puanı da aldım Didem. Kayınvaliden sana yine 2 verdi, yine düşük verdi. Sağ ol hayatım. Gel benim tabağım 4 puan aldı. Artık anladı. Kayınvaliden anladı artık. Hiç önemli değil. Bir dakika dinler misin? Hayır dinlemem. Anladı kayınvaliden. İyi tabağı ben yapıyorum. Artık taktik değiştirdi anlaşılan. Ya şu tabak mı iyi? Gayet bezelyeler, iyi. Bezelyeler ayrı duruyor. Patates ha, ayrı hepsini duruyor. Hepsini ayrı ayrı zaten Aysun'a o yüzden şaşırdım. Biz soteyi, orman kebabı olsun ne olursa olsun çok güzel harmanlarız. Ya İlayda bunu neyi ayrı? Yapmış. Bir bana söyler teşekkür misiniz? Ederim. Güzel yapmış. Ben her şeyi verdiğin için gayet mutlu oldum. Hiç problem yok. Güzel yapmış. Bunun şimdi neyi Allah ayrı? Için güzel yapmış. Ay bunun neyi ayrı? Bana söyler misiniz? Neye ayrı? Bezelyeler ayrı. Tavuklar ayrı. Benim tabağım galiba. Zeynep, hele Zeynep şok etti beni. Ben mi şok benim ettim? Tabağım. O şu değil mi seninki? Ay ben hiç verdiniz kendim. Bana. Ah, ya bu ya bu dediniz ah. Kendi gelininiz için. Vallahi bir gözlerin de mi bozuk nedir bilmiyorum. Bak bu git senin, bak doğru tabağı bul Allah aşkına. Tamam da nesi ya. Ayrı? Yani pişmemiş. Tamam da nesi ayrı? Şu ya değil mi? Pişmemiş. Bu harmanlar mı? Bana söyler misiniz? Hani bana diyorsunuz ya. Şu sizin değil mi? Sosuz. Anneciğim sen gelir misin? Tamam, sosu yok gibi değil mi? Bir sosu saniye yok. Ama bakın. Tane tane böyle. Kesin, orman kebabıyla alakası yok. Hani bana dediniz ya. Hayatım açıklama yapmak zorunda değilsin. Bir susar mısın sen? Evet susmam. Puanı kayınvaliden verdi susar mısın? Susmam canım. Bana bunların sen ayrı ayrı olduğunu ispatlar mısınız? Bana bunların ayrı ayrı olduğunu ispatlayın. Ekrandan da görüyorum. Anneciğim ayrı mı? Almadı. Neden anne. Yani ben sana verdiğim için efendim? Sen ona kızıyorsun? Efendim? Ben sana puanı verdiğim için mi ona kızıyorsun? Ben size teşekkür ediyorum. Gelin etme. Madene, etme. Şans eseri aldın etme. Şans. Anneciğim bakar mısın ayrı ayrı mı burada bezeliler? Hak ettiğin puanı aldın. Resmen artık biliyor ki iyi tabak benim ve ona göre taktik değiştirdin. Türkiye'yi dolaştığının belli ya. Olacak bir şey yoksa herkese göstermen değiştirmiyor. Sen sus. Tamam mı? Nurten Hanım bir şey aldım. Şeyi, resmen taktik değiştirdiniz. Bildiğin ve hak etmediğim yok. Bir tabağa bir verdiniz. Didem benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır? Ne oluyor yani? Bu yarışmaya ben arkadaş edinmeye gelmedim ki taraf edinmeye çalışayım. Çeyrek altının sahibi olan gelin... Milföy çıtır değil, bildiğiniz hamur olmuş. Hani evet. Milföyü. Gayet de pişkin benim milföyüm. Gayet de olması gereken kıvamda benim milföyüm. Ay nasıl pişmiş ya? Bir de ikinci birini bakın alıyor. Ben söylüyorum, ben her zaman açıkça söyledim. Savunacağım tabii ki Aysun'u... tabağımı, emeğim var o tabakta benim. Bir saniye müsaade eder misiniz gelin hanım? Buyurun. Aysun'u ben önce bir şeylerinden yakalamaya çalıştım. Hata ettiğimi anladım. Şimdi döndüm, tekrar baktım. O da güzeldi. Bir gittim geldim ama...
İlayda'nın tabağın içinin harmanlanması, lezzeti tam benim ağzıma göre. Döndüğünüz belli zaten, taktik değiştirdim. Niye bak gelinimi vermedim, ona vermişim. Ne diyeyim yani? Nurten Hanım, yemekten anladığınızı düşünüyor musunuz gelinin gerçekten? Zaten. Anlıyorum tabii. Seni ilgilendirmiyor annemin taktikleri. Aysun müsaade eder misin? Ben istediğim taktiği yaparım canım. Bence burada sen serbest. De birazcık kayınvalideni yürü tatlım. 5 almadın, 2 aldın. Fark etmez. O, bir yere verse canı sağ olsun. Anladın mı? Ben senin gibi böyle yüzümü asıp da kayınvalideme sırtımı dönmüyorum. Gidiyorsun. Bir yere verse canı sağ olsun. Hiç fark etmez. Siz yeni geldiniz, bilmiyorsunuz. Ben gelinimi her gün veriyorum ya. Işte, ne Sabahattin. Valla ben... yeni geldik ama sizden ha? Daha iyi ilerliyoruz. Ama hiç konuşturmuyorsunuz ki. Siz kendi ilk günlerinizi hatırlıyor ben, musunuz? İşte gerçi son gününüz de aynı. Geldiğimden beri gelinimi evet bulamıyorum. Bir veriyorum ama benim gelin hiçbir zaman dönüp bana anne yeter be demedi. Nurten Hanım 3 aldım. Kendi gelinizin tabağını kaldırdığınız zaman şöyle bir yorum yaptınız. Ben seni ya 3'tür ya 5'tir diye düşündüm demiştiniz. Neden 4 vermeyip 3 verdiniz o zaman? Ya benim o anda 3 verdim, ona 2 verdim. Ben 1-1-1 de yapıyorum biliyorsun Zeynep. Biliyorum. Kaçırdığın nokta ne biliyor musun? Annem biliyorum. Hani böyle işte taktik yapıp vesaire yüksek puan verip düşme falan böyle bir şey olmadı. Annem zaten beni bulamıyor. 1-1-1 kullanabilirdim diyor ya kayınvaliden. İşte siz 1-1 kullanmasanız bile yine gelinize küçük puan veriyor. Gerisi beni ilgilendirmez. Sana ne? Bundan sana ne? Ben kendi tabağımla yarışıyorum bunda. Tamam 3 almıştın, o yüzden istiyorsun? Bundan tabii ki bana ne? 3 almışsın, yetmez mi? Hayır yetmez, niye yetsin? Bir önceki kayınvaliden 5 aldım. Yetineceksin şekerim. Yetinemem, kusura bakmayın. Yetineceksin ben şekerim. Ben yaptığıma emin olduğum yemeği savunurum. Yetineceksin şekerim. Şimdi efendim karşınızda Gülcan Hanım var. Buyurun efendim. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al öyle bir iddialı geldiniz ki yine ay, bulacağım İlayda'yı der evet, gibi. Evet 2 gün bayağı şans, güzel yüzümüze güldü. Bugün de öyle olmasını umarak böyle hadi motive bakalım, yaptım inşallah. Kendimi. O zaman efendim başlayalım buyurun. Tavuk bir tık daha pişmesini istiyorum. Tavuk bir tık daha, hala daha çiğniyorum. Pişebilir. Peki milföy umarım? Milföy güzel, kıvamında. Güzel, yerinde. Aynen. Yani tamam. Şey yok. O zaman ikinci tabağa geçelim efendim, buyurun. Güzel, yani pişmiş. Milföy kıvamı yani bir tık daha kızarabilirmiş. Bayağı aldı, beyaz kalmış. Şuna da bakmak istiyorum. Hı-hı. Bakamadım. Onu da öyle, beyaz. 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 Yani karşılaştırma yapamam şu anda. Tamam. O zaman üçüncü tabağımıza geçtik efendim. Nefes kıvamları aynı. Kıvamları aynı. Kıvamları aynı. Ama eyvah. Tabii. Şu an daha ilerideyi bulamadınız o zaman. Daha ilerideyi bulamadım. Bakalım dördüncü tabakta bulabilecek misiniz? Bir yorum alalım efendim bununla ilgili. Bu da pişmiş. Hani tavukta bir onda farklı hissettim. Hani şimdi bir şey de demek istemiyorum. Patates pişmiş yani tadı. Ay şu anda puanlamaya aynı. Puanlamaya geçelim. Hangi anlamayı... tabağa kaç puan veriyorsunuz? Şuna 5 vermek istiyorum. İkinci tabağa 5 vermek istediniz. Yani... Üçüncü tabağa. Buna 1 vermek istiyorum. Emin değilim ama hani sanki. Üçüncü yani tabağa 1 vermek istediniz. 1 ve 4 kaldı. 1 ve 4 kaldı. Tabak olarak. Buna mı 5 dedim? Buna 5 dedim. Evet. Yani bunda kıvamı güzel. Güzel sadece bir tık hamurun şeyinden ama. Ne
dedim ben bunu, beş buna dedim, bir buna dedim. Evet. Birinci ve dördüncü tabağı vermediniz. Evet. Dört, üç. Birinci tabak dört, dördüncü tabak da üç. O zaman dördüncü tabağın önüne geçelim efendim. Oo, yanılmaz inşallah benim. Dördüncü tabağın önüne geçelim. Ay pardon, hala ben kendi içimde hesaplaşmalıyım. Evet. Bakalım dördüncü tabağa 3 puan verdi Gülcan Hanım. 3 puan hangi geline gidiyor? 3 puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Aysun. Aysun 3 puanın sahibi. Gelelim efendim birinci tabağın önüne. 4 puan. Kızlar. 4 puan da güzel bir puan. 5 kadar olmasa da 4 de iyi. Evet. 4 puanın sahibi olan gelini acaba kim? Kaldırdık. Zeynep. Zeynep. Ay. 4 puan. Şimdi eyvah, geriye kaldı iki tabak. Böyle iki kalınca çok zor oluyor. Ya. Vallahi herhalde İlayda'yı yaktınız gibi. Ya inşallah yakmamışımdır. İnşallah yakmamışım. Bakalım 5 puan İlayda'yı mı gidiyor yoksa Didem'e mi gidiyor? 2 numaralı tabağa efendim 5 puan veriyorum dedi. 5 puanın sahibi gelin. Kaldırdık. İlayda. Yes be. Didem. İlayda maalesef bir puan Didem. İlayda. Ay bu arada çok güzelsin bugün ya. Ne kadar teşekkür ederim. Annem benim tabağımı gerçekten lezzetimi biliyor, tanıyor ve beşleri bana gönderiyor. Hak ettim, aldım. Ay çok... Tebrik ederim, tabağımı buldunuz. Tebrik ederim. Elinize sağlık. Size afiyet ama... olsun diyemeyeceğim çünkü tabağım gerçekten biri hak etmiyordu. Hak ediyordu. Hak etmiyordu. Nedenini de söylüyorum, çiğ kalmış. Asla yani çiğ değil. Harmanlanmamış. Yani çiğ diyemezsin, çiğ olmayan çiğ harmanlanmamış, bu ikisini çiğ söyleyeyim. Diyemezsin çiğ olmamış bir tabağa. Hayatım mı? Yorumlarken, ben buradan bakıyorum. Eleştirirken lütfen biraz daha insaflı olun. O tabakta emek var. Ve asla birlik bir tabak değil. Seninki emek de bizimki ne ya? Biz de emek veriyoruz. Herkes bir alıyor. Ben şu an senin kayınvalideni sana verdi. Beşe mi eleştirdim ki böyle diyorsun bana? Hayatım bak senin kayınvalidenden bana bir verdi ama haksız yere verdi. Hak etmişsin. Ama haksız değil ya. Ben iki tane kayınvalideden beş aldım. Hak etmişsin diyorsan demek ki sen de hak etmişsin. Gayet hak etmişsin, ben hak etmedim. Öyle mi diyorsun? Evet, ben bir aldım. Evet doğru söylüyorsunuz. Bugünkü üçüncü birini alıyor. Gayet de hak ederek aldığını düşünüyorum evet. Ben de. Neyse ben kendi ya tabağıma... Ya sen kendine bak. Sen kendi kayınvalidenin sana verdiği puana sen bak. Sen çok aldın? Ben kendi tabağıma geçeyim. Sen de çok iyi benim sanki. Benim tabağıma 3 puan verdiniz. Birinci tabaktaydı sanıyorum. Zeynep senin tabağındı. Tavukları tam pişmemiş demenize dediniz. Rağmen... ona daha yüksek puan verdiniz. Aklınız mı karıştı orada Gülcan amcığım? Yok, ben anlamadım. Yok, aklım karışmadı yok. Şimdi ilk başta öyle hissettim ama diğerlerin daha şeydi ama yine de lezzet aldım. Lezzet aldığım için dedim pişmemiş ki yani... Pişmemiş tavuktan mı lezzet aldınız? Lezzet bence diğerlerin aldım. Tadına baktıktan sonra karar vermiştim. Evet. Çünkü benim tavuklarım evet. Yani izleyenlerin hepsi şahit kızarmıştı artık yani bildiğiniz kavrulmuştu. Gülcan Hanım'ı anlamıyorum. Güzel kıvamları aynı dediği tabağa kalktı bir verdi. Oysa ki çiğ dediği tabağa yüksek puan verdi. Bu neyin çelişkisi gerçekten anlamış değilim. Çiğ olması ama imkansız. Yani özür dilerim yorum yapayım. Kendisi söylediği için ben böyle bir yorum yapıyorum. Birinciden sonra mesela ikinciyi yediniz, evet. Üçüncüyü, dördüncüyü yediniz. Sonra onun çiğ olmadığını anladınız bence. Evet doğru söylüyorsun. Anne, çünkü ben yaptığıma eminim. Ama ben benim tabağımla ilgili ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Yani neye göre 3 puan verdiniz? Ya neden çiğ dediğin tabağı yüksek yani? Verdin? Nasıl? Çiğ dediğin tabağı yüksek verdin. Çiğ dediğim tabağı ablacığım yüksek... diyor ya. Hayır. Bahat ablacığım. Ben ilk tattıktan sonra diğerlerine lezzet aldıkça insan İyi ikinin... de lezzet ayrı bir ama şey, çiğlik ayrı bir şey. Kızarmış ayrı. Of, bir alanın diline vuruyor. Gerçekten bir alanın diline vuruyor. Bir aldın sus ya. Biraz puanınla üzül köşende sakin sakin otur. Tamam, diyor ki ben... bak ilkin tavuğunu yedim. Sonra diğerleri de aynı
kıvamda olduğu için bak Zeynep hayatta savunmam ama söylüyorum anlamıyorsunuz çünkü. Benim demek istediğim de aynı olduğu için dinlemiyorsun. Onun çiğ olmadığını anladım. Dinlemiyorsun. Kızlar nereye giriyor ben hala. Ama tamam, hayır evet. Hayır çiğlik değişir mi diğer tabaklara geçince? Çiğ ise çiğdir. Gülcan ablacığım bakar mısın? Çiğ ise çiğdir bitti. Gelir misin rica etsem? Geleyim. Bak şimdi bu tavuk bunun çiğ ol yani çiğse tamam, eğer evet, bu böyle biliyorum. Olmaz değil mi? Evet doğru olmaz. Benim aldığım daha biraz büyük Zeynep, bir parçaydı. Zeynep sen de mi anlamıyorsun? Niye sürekli hayır, bir şov ben, peşindesin? Oraya şov geçiyorsun göstermeye ben söylediğini inanmıyorum. Sakin ol ya. Ama sürekli aynı şeyi hayır, ben insanlara açıklama İlaydı. Yapmak için söylüyorum hayır, bunu. Hayır ama bak söyledi. Onların anlamayacağını bildiğim için bak burada kameralar var. Didem'e onlara gösteriyorum bak. Yapıyor. Bunun çiğ olması imkansız. Çünkü ben gerçekten iyi pişirdiğini zaten inanıyorum. Zaten tamamen çiğ olsun. Anladım ben ne demek istediğinizi. Bunu yedikten sonra diğerlerini yediğinizde bir fark olmadığını anladım. Anne dinleme. Gerçekten tamam. Zeynep'in şovlarına da kanmıyorsun ya artık. Ya şova kanmıyorum. Burada seni... Şov yapmıyorum canım. Çiğdim şov yapsa ortalığı da gezdiririm. Anladın mı? Annem de söylüyorum, ben de söylüyorum. Ya seni eleştirmek için de söylüyorum. Tamam. Bak, dinler misin? Beni dinler misin? Ben onları anlatamadığım için Gülcan ablaya anlatıyorum. Ya Zeynep niye bağırıyorsun? Üçü aldın, dördü aldın. Niye bağırıyorsun? Doymuyorum niye puanlara. Doymuyorum. Gerçekten daha çok puan istiyorum. Tamam, doymuyorum. Niye kendin ispatlama çabasındasın? Daha çok bilezik, daha çok çeyrek. Tamam da aldın işte sus da. Daha çok olsun istiyorum. Neyin peşindesin? Gözüm doymuyor. Şimdi bilezikleri aldın, şovun peşinde misin? Evet, şovda sıra. Tamam o zaman alkışlıyorum. Teşekkürler. Tamam. Zeynep'ciğim şey o kadar araya giriyorsun ki ben yani Gülcan ablaya sorduğum soruyu bile unuttum yani. Beni o kadar zaman beni geçti. Beni sadece bir dakika dinler misiniz? Sadece bir dakika. Gülcan abla tabağımın çiğ olduğunu söyledi. Kabul ediyorum. Sonrasında yedikten sonra hepsinin hani aynı olduğunu özür dilerim. Bir dakika. Diğerlerini yedikten sonra hepsinin aynı olduğunu düşündüğü için dört verdiğini söyledi. Doğru mu anladın? Doğrudur. Teşekkür ederim. Tamam, ben de bunu size anlatmaya çalışıyorum. Senin tabağının konusu bitti. Hanginiz gidiyor bu hafta? Çiğ olan tabağınızı dört verirsin diyorsun. Hanginiz gidiyor bu hafta? Ben sorumu sordum tartışalım. Tamam mı? Cevabımı bekliyorum. Aldın ama hala tabağını savunuyorsun. Ya bir saniye bir şey soracağım. Bu hafta hanginiz gidiyor? Tabii ki Aysun gidiyor. Daha var canım tabii bekle. Tabii ki Aysun gidiyor ama sen bunun derdine düşme istersen. Yok yok zaten İlayda'nın yüzünü anca güldürebildik. 2-3 gündür çeyrek alamıyordu, düşük puanlar alıyordu. İlayda böyle. Şimdi bugün... bir mutlu oldun. E tabii ki mutlu oldum. Ama bugün ben çeyrek aldım. Bugün de yüksek gidiyorum. Var. Belli olmuyor. İlk günde sizin gençinizden yüksek aldım. Hiç belli olmuyor canım. Belli hiç belli olmuyor. Tamam, hemen heveslenmeyin. Bırakın biraz da hemen yüzü gülsün. Şey yapmayın. Nasıl? Biraz da yüzü gülsün. Gülsün ben taş tamam. Verdim zaten. Biliyor musun? Gülsem ne hala? Birkaç yorumum olacak bu konuyla ilgili. Ama bu yorumları ben genel cuma günleri artık yapmayı tercih ediyorum. Cuma'ya kadar dayanın. Kim ne hata yaptı, kim ne doğru yaptı o zaman tartışacağız. Şimdi isterseniz efendim kritik bölümüne geçelim. Orada bakalım bugün neler konuşulmuş gelini mutfakta da onları konuşalım. Daha sonra da en son Yasemin Hanım gelsin tadımını yapsın, puanını versin ve çeyrek altının sahibini hep beraber belirleyelim. Şimdi gelini mutfakta da kritik zaman. Didem benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır, ne oluyor yani? Bu yarışmaya ben arkadaş edinmeye gelmedim ki taraf edinmeye çalışayım. Çeyrek altının sahibi olan gelin. Efendim günün kritiğiyle karşınızdayız. Onun önce ben başvuru adresimizi hatırlatmak istiyorum. kanalda.com.tr. Bir de WhatsApp hattımız var. 539-570-3707 numaralı WhatsApp hattımızın efendim. Başvurularınızı yapın. Buradaki bilezikleri kavuşun. Kolunuza takın. Hem de 5'er 10'ar tane. Değil mi? Bakalım Cuma'da az kaldı. Bilezikler kime gidiyor? Hanımlar, daha bir tık yok sizde Aysun. İnşallah bu hafta bana gelecek Onur Bey. İnşallah. Altın altını çeker Onur Bey. Altın altını çeker diyor. Vallahi Aysun, inşallah maşallah dedin de gelinler için bir ittifak iddian var senin. Evet. Onlarla ilgili. Bakalım kimler efendim ittifak içindeymiş bir Aysun'u izleyelim. Aşk koydum, beş koydum, içine de gül koydum. Kaynarımın adında kuyruk kuyruğun koydum. Aşk koydum, beş koydum, içine de gül koydum. Kaynarımın adında kuyruk kuyruğun koydum. Sevdiğimi aldım.
koalisyon mu var, ne o karşılıklı oynamalar falan? Hayırdır ilerledin? Sen gelince de oynadın. Ay ne kadar fesat için ay, ya. Her şeyin seninle de şey oynadık. Oluyor. Tamam, seni de alacağız içimize. Üf. Vallahi hiç öyle bir isteğim yok. Beni hiç kimse yanına falan çekemez de. Ya hiç hoş durmuyor yani. Çok yapmacık görünüyorsunuz birlikte. Hiçbir isteğim yok diyorsun. Ağlayacaksın beni niye çağırmadılar diye. Ah 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 İlayda. Nasıl ağlayacağım bir bilsen. Gerçekten şok. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Zeynep'e yanaşıyorsun. Kim o? Aysu. Benden bahsediyorlar Zeynep ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Vallahi ben de artık ne diyeceğimi şaşırıyorum yemin ederim size. Kızlar vallahi saçmalamada çığır açtınız. Tebrikler. Teşekkürler. Vallahi sen saçmalıyorsun bence. Gayet kıskandın. Sandın ki ilk günde böyle Didem'e bir yanaşmaya çalıştım falan. Didem sonra tabii seninle eleme şeyi hırsına girdiği için o bana yaklaşmaya çalıştı. Zeynep'i bahane etti. Ben kimseye yaklaşmaya çalışmadım. Ama şunu her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim. Ben bu hafta Aysun'u eleyeceğim. Vallahi neyine güvenerek böyle konuşuyorsun hiç bilmiyorum ama çok komik duruyor üstün. Şaka gibi ya. Nurten Hanım, bir koalisyon var mı sizce? Yani gördüğünüz, hissettiğiniz... Demek ki Aysun bunu hissetmiş. Asla yok. Didem Hanım geldiği gün İlayda'nın masasına göz dikti. Oranın ışığına inanıyorum dedi. Şansına inanıyorum şansına dedi. Şansına inanıyorum Feng dedi. Feng Shui yaptığı için. Sonra da ortada beraber oynadılar. Demek ki Aysun müzik da bunu çaldı, hissetti. O da oynadı. Ve... Onunla birlikte de oynadık. Hatta böyle birbirimize şey yani yaptık. Bazen düğünde sevmediğimiz insanla bile karşı karşıya oynayıp kalabiliyoruz yani. Hani bu bir sonrasında kıstasi bence. Didem sürekli bir Aysun'a yükleniyor. Anlayamadım ben yani. Ya onu be sadece ortaya çıkıp oynamaları değil yani. Tabii ki o da var ama yani görmediniz mi? VTR'de yok birlikte baş başa verip konuşmalar bilmem ne. Bu koalisyon değil de nedir? Ne yani? Bak ben şöyle Didem anlatayım. Benimle ilgili bir şey söylediği zaman hemen bir Didem'e hak vermeler. Hayırdır? Ne oluyor yani? Didem bence Zeynep'in çenesine asla yetişemeyeceğini düşündüğü için gitti minnoş minnoş İlayda'ya yanaştı. Ve başka bir şey de beklenmezdi zaten. Ben hemen şöyle söyleyeyim. Benim koalisyona asla ihtiyacım yok. Ben yemeklerimi yapıyorum. Altını da kazanıyorum. Popüler de bir insanım. Bu arada Didem geldi. Beni çağırdı yanına. Konuşmak istedi. Konuştuk. Aysun'u da çağırmamızı istedi herhalde. Böyle bir yanaşmaya çalışıyor ara ara bana. Ben istemiyorum Aysun'u. Çünkü Aysun bana çok sert geliyor. Daha yumuşak gelse belki izin veririm. Didem'le Aysun da zaten eleme kavgasına girdiler. Böyle ne eleme de... kavgasına girecek ya? Hayır kendi aralarında zaten... o diyor ben seni eleyeceğim, o diyor ben seni eleyeceğim. Böyle bir şeye girdiler yani. Pardon. Ben anlamıyorum ben bu koalisyonun neresindeyim? Ben burada yemeğimi yapıyorum, altınımı kazanıyorum. Niye ben koalisyon kuruyorum? Aysun niye böyle bir şey söylüyor? Gülcan Hanım var mı sizce? Hayır kesinlikle olamaz zaten. İleride öyle şeyler oyunlara gelmez. Didem bence hani burada oynamalarını da kabul etmiyorum. Yaklaşmalarını da kabul etmiyorum. Öyle bir şey zaten olamaz. Didem ancak yaklaşmaya çalışıyor. Kendine taraf bulmaya çalışıyor. İlayda uyanık, zeki kızdır. Öyle onun bunun koalisyonla uymaz. Asla böyle bir şey yapmayınca İlayda'ya yanaştı. Kendine güvenmiyor gelinim. Ben öyle düşünüyorum. Asla. Hayır. Asla taraf edinmeye çalışmıyorum. Böyle bir ihtiyacım yok. Zaten bu yarışmaya ben arkadaş edinmeye gelmedim ki taraf edinmeye çalışayım. Aysun tutturdu bir koalisyon diye ama ortada bir koalisyon yok. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Ortaya kendimi attım. Gelen geldi yanıma. Kimsenin benim yanımda olmasına zaten ihtiyacım yok. Bir şey sormak istiyorum Didem. Madem taraf edinmeye çalışmıyorsun, benimle ilgili dışarıda dedikodu yaparken neden İlayda ile değil de Aysun'la yapmadın? Hala altını yani, çize çize söylüyorum. Çünkü benim böyle bir konuda yorum yapmayacağımın o da farkında. Yarın sen de yaparsın. Bu lafını da böyle yersin. Biz Aysun'u ayrıca bu bir dedikodu değil. Neydi peki? Bu senin yüzüne karşı bile konuşulan bir şey. Tekrar niye konuşma ihtiyacı değil. Duydunuz peki? Tekrar konuşacağım kayınvaliden devam ettiği sürece. Şimdi bu konu dün burada kapandı. Kapanmadı. Bugün bile açıldı. Konuşulmadı mı bu Onur Bey'i burada? Bugün dün de konuşulmadı Onur Bey. Hatırlıyorum. Bugün de konuşulmadı. Eğer sen bunu ısrarla devam ettiriyorsan
Bence evet, kesinlikle birini yancı olarak yanına sığınmaya çalışıyorum. Devam ettiriyor olsaydın. İlk hafta, üçüncü günün çok iyi anlıyorum ama bence kendine daha kaliteli bir rakip bul. Kızların beni arkamdan çekiştirmiş olmalarına inanamıyorum. Yani başka işleri güçleri mi kalmadı? Biz burada yarışıyoruz, bir yemeklerinize odaklansanız, benle uğraşmasanız olmaz mı? Şimdi efendim, yeni VTR'imize geçelim. Bakalım gelinler ve kayınvalideler birlikte asla ve asla nereye gitmiyormuş, izliyoruz. Gelininizle beraber asla gitmeyeceğiniz bir yer neresi? Ben günler söyleyebilirim. Günlere gitmem aslında. Altın günlerine falan. Altın günlerine. Yani evet. Sevmiyor mu? Ben sevmiyorum. Ha, siz sevmiyorsunuz. Ben sevmiyorum. Hani o ne der bilmiyorum bu durumu ama hani yine de gitmez. Markete gitmem, pazara da gitmem. Markete, pazara. Tamam. Niye? Ben çok alırım. Annem bana az al, iki kişisiniz. Sanki kimse gelmeyecek benim evime öyleymiş gibi davranır. Hı-hı. Ben de sinir olurum. Niye ben az alayım yani? Annem de bunu çok şey yapar yani. Çok fazla hissettirir bana. Her şeyime karışır. Ev alışverişime falan. Hı-hı. Az al falan der herhalde. O yüzden markete, bakkala falan beraber gitmiyorum diyorsun. Ben de pazara gitmedim hiç Aysun'la. Yani gitmem. Çağrı kızar çünkü. Aysun'u pazara sokmam. Bey, ben kayınvalidemi koluma takarım. Her yere de giderim. Benim kayınvalidem o kadar kafa dengi bir kadın ki. Eğlenceye git. Yani gez, toz, alışverişini yap. Ama tam benlik bir kadın. Gitmeyeceğiniz bir yeri soruyorum. Vallahi öyle bir yer yok benim için. Sizde yanıtlar var mı? Vallahi ben ona ayak uyduramam. O çok geziyor, çok alışveriş yapıyor. Yani yorulurum ben ondan gezerken yani. Ben bundan sonra gittiğim her yerde biraz düşünerek götürürüm artık. Mesela gelinli mutfak diye bir daha götürmeyeceğim. Baksanıza hep arkamdan bir şeyler söylüyor. Ne olduğunu da bilmiyorum. Kuaförde falan çok uzun süre oralara gitmem. Eğlence mekanı. Eğlence mekanı. Evet. Niye? Eğlenceli değil mi kayınvalidem? Eğlencelidir ama öyle yerler ona göre değil. Zeynep, gelinli mutfaktan teklif geldi. Burayı unut. Kayınvalidenle gider misin? Yani bir 10 kere falan düşünürüm. Niye? Burada niye? Yaşanılan şeyler nasıl? Çünkü biz mesela şimdiye kadar hiç tartışmamıştık. İlk defa burada tartıştık. Ben kayınvalideme zaten bu ilk geldiğinde de söylemiştim. Yani çok yeni tanıyoruz birbirimizi. Hani ilk kırgınlıklarımız burada oldu. İlk tartışmamız burada oldu. Kayınvalidem benim arkamdan konuştuğunu ilk defa burada duydu. O yüzden bir çekinirim yani açıkçası. Bence ilkler burada yaşanacak ama ilk defa da birbirinizi anlamaya başladınız. Evet, evet. Aynen. O da aynen. Doğru. İlk defa da bir kayınvalide gelin hissiyatı da oluştu. Bence soğuk bir şeyiniz vardı. Yavaş yavaş ister istemez burada yaklaştığınız sorunlar da çıktı. Çıkabilir de yani. Bence iyi yolda gidiyorsunuz gibi geliyor bana. Hani benim de İnşallah. Hissiyatımı yoksa her anne kız arasında gelin kayınvalide arasında tartışmalar olur eder. Peki gelmez mi? Mesela nereye gitmezsiniz? Böyle bir düşündüğünüz ettiniz ama. Yani ben ayak uyduramam. Onlar hızlı yürüyor, hızlı alışveriş yapıyor. Ben yoruluyorum artık. Alışverişe gidemem. Gidemem yani. Yoruluyorum artık. Kızlarımla bile gidemiyorum. O yüzden ayak uyduramam ben onlara. Evde oturmak en güzeli veya kendi arkadaşlarınızla bir yere gitmek kendi en güzeli. Kendi arkadaşlarımla otururum, sohbet ederim, bahçedeyim. Zaten öyle. Zeynep seni götürmez ki. Yasemin Hanım, kendinizi kandırmayın. Zeynep zaten sizi götürmez ki. Baksana dedi, ben onunla artık hiçbir yere gitmem. Beni götürüyordu. Dedim. Lütfen kurtarın saatten. Bir şey söyleyeceğim ona. Götürüyordu zaten. Kayınvalidemi kim ararsa arasın. İşte hadi gel buraya gidelim mi, hayatta hayır demez. Aynı uyum ben. Sağlasa da sağlamasa da der ki ben şurada oturayım siz halledin gelinler ama gider. Evet. Ha. Gider yani. Mutlaka kayınvalidem gidersin. Sever gezmeyi. İşte ben derim bu arada çok özür dilerim. İçin otururum bir yerde beklerim onları ben. Aynen. Ben kayınvalidemi markete de gitsem çağırıyorum eğer berabersek ya da yakındaysak. Bir yere gezmeye de gitsek çağırıyorum. Çünkü hakikaten evden dışarı çıkmıyor. Gezsin diye çağırıyorum yani. Gönder, mesela en son nereye gittiniz ya. Beraber? Kahvaltıya gittik buraya gelmeden önce. İşte neden? Programı konuşmak için. Hayır belli değildi. Ne yapacağız, onun içindir. Belli değil. Kesinlikle oldu. Nurten Hanım bakın. 2,5 yılda başka hangi kahvaltıda buluştunuz veya çok, akşam çok, yemeğinde? Çok bir yer. Yani sayamayacağım kadar çok ama yok diyor. Ben hiç özür yemeğini dilerim. Yemedim. Bizi hiç davet etmedi yemeğe dedi. Etmedim. Gülcan Hanım da öyle demedi mi? Öyle dedi. Yemeğe evet. Davet etmedi hiç mi? Hiç yemeği evet. Evine evet, gitmedim gelmedi, demedi mi? Yemeğe davet etmedi. Ben gitmedim evine. Ama akşam bulunduğum zaman yaptı yemeğini yedi. Ama ben davet edilmek başka bir şey. Ama devamlı yemedim mesela yani. Mesela benim yeni gelinim. Çıkmadım ben bunu. Yeni gelinim programdan fırsat bir dakika, bulursam. Nasıl? Özür dilerim. Yemeğe davet edecek beni. Seyircilerimizin hani anlat
anlatabilelim diye soruyorum. Siz şey sordunuz, gelinin seni yemeğe davet ettim akşam yemeğine deyince Yasemin Hanım da hayır mı dedi size? Onur Bey, biz söylemeden kendisi söylüyordu. Hiç yemedim ben yemeğini dedi. Hayır Zeynep canım, ben istemiyor, evine bile davet etmedi, yemeğini daha yemedim dedi. Hayır, ben evimde yedim dedi. Yedim. Ama böyle direkt burada yedim dedi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben öyle yemek hazırlayıp bu akşam bize yemeğe gelin diye hiç davet etmedin mi? Etmediğini söyledi. Zeynep'ciğim, ben buna geldiğimde yemeğini yedim ama. Hayır hayır, şimdi ben yani bizde o olurken yemek yemek başka bir şey. Bizde kalacaksınızdır, akşam yemek hazırlanır o başka bir şey. Ben size özel yemek hazırlayıp sizi hiç davet etmedim. İnan ki ben hatırlamıyorum. Gerçekten ben şoktayım. Vallahi ben hatırlamıyorum. Gerçekten ama sende olduğumda yedim birkaç kere. Gerçekten şoktayım. Siz bunu kayınvalide odasında mı konuştunuz, kuliste mi konuştunuz böyle? Kuliste de konuşuldu. Gerçekten vallahi ben hatırlamıyorum. Kayınvalide yedim mi demedim mi ben onu da bilmiyorum. Gerçekten. Zaten bu hemen ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ben bilmiyorum, ben bilmiyorum. Peki Zeynep kaç kere davet ettin annemi? Sayısını bile bilmiyorum gerçekten. Geldiler mi? Mesela ben çok tatlı yaparım. Mesela bir şey yaptığım zaman evde de sadece ben yiyorum. Tatlıyı çok yapıyorum, çok seviyorum. Her değişik bir şey yaptığımda diyorum ki hadi gelin şunu yaptım yiyelim. Hadi ben gelin çok yedim mesela. Hiç yemeğini burada yedim. Ben de çok yedim. Birçok kere hazırlamışındır akşam yemeği. Birçok kere. Yani kime inanacağımızı şaşırdık doğrusu. Birçok kere hazırlamışım. Aksine çok yedim ve buluyorum zaten. Aksine kayınvaliden beni arayıp da Zeynep bu akşam bize yemeğe gelin diye hiç davet etmemiştir. Şöyle biz iş çıkışı gidip gidersek, denk gelirsek açsanız buyurun oturun yiyin demiştir. Ya Zeynep Hanım, siz ben gelinimin yemeğini burada yedim dediniz mi demediniz mi? Dedim. Burada tanıdım, tamam. Burada yedim. Ama kızcağız da diyor ki evet. Sayısını hatırlamıyorum diyor. Burada tanıdım, burada yedim dedim. Mesela, doğru. Evinde olduğum sürece yedim. Ama diyor ki ben şunu hatırlamıyorum. Başka bir şey söylüyor. Çağırmadığını hatırlamıyorum, inan ki hatırlamıyorum. Eşine gelince hatırlıyor, eşine gelmeyince hatırlamıyor. Evet, gerçekten hatırlamıyorum. Benim üstüme niye geliyorlar bilmiyorum. Yasemin Hanım hep bunu yapıyor işte. Lafı atıyor, sonra hatırlamıyorum diyor. Bu konu çok bambaşka bir konuydu ama hani davet edildik edilmedik evet, oralara şeyine geldi. Yani, hayır. Hani kuliste konuşulan şey buraya geliyor, buraya geliyor. Ben de bunu anlamıyorum. Evet. Ama konumuz bu değil. Bunu başka bir gün isterseniz tartışabiliriz ama hiç öyle bir niyetim yok. İlayda, sen de annenle pazara markete gitmeyi istemiyorsun. Hatta bugün ben bir şey söyledim. Annen bu konularda cimri midir? Hani alışveriş konusunda falan deyince evet dedin. Evet, yani ben de hiç Gülce Hanım'ın cimri olduğunu düşünmüyorum. Gıdada, nimette cimriyimdir. Çünkü gereksiz fazla alıp onu dolapta çürütmektense iki tane, üç tane alırım. İki, üç gün sonra tekrar çıkarım. Ya, pazar bir tane şey değildir. Vardı, market bir tane değil. Çevremizde yeterince var. Hani istif yapmaya gerek yok. Ben gerçekten aylık alışveriş yapıyorum. Annem de günlük yapıyor. Ama aylık alışveriş de yani tabii özellikle... Şöyle kapalı şeyleri yani. Ha, kapalı şeyler olur ben da. Ben toptan yapıyorum. Annem ya ben toptancıya gidiyorum. Annem günlük markete gidiyor. Hani bakkala gidiyor hatta. Bakkal da en pahalısıdır. Öyle düşünün. Hayır, en pahalısı değil. Ben esnafa, çevremdeki esnafa değer vermesini bilen bir insanım. Ben de evet, yüksek marketler herkesin gittiği yer ama esnaf her zaman kapısının önünden geçtim, merhaba diyebildiğim, konuşabildiğim insanlar. Birbirimizi anlayabildiğimiz insanlar. Ama yeri gelip örnek veriyorum, bir balıkçıya gittim mesela mahallemde tanıdığım bir insandır. Abla der, bu balık daha taze geldi. Ben diğerini alacaksam bu daha taze, bunu almanı tavsiye ederim diye. Öyle, ama ben büyük markette kimse benimle ilgilenmez ki. Yüzüme bile bakmaz, alır geçer. Onur Bey, biz farklı alışveriş yapıyoruz. Annem her zaman günlük yapıyor. Günlük, yani o gün oraya gittiysem de markete gidiliyor yani. Veya ne alıyorsa o gün pişirecek veya yapacak ya, en azından iki günlük yemeği çıkacak. Ama sen gittiğinde bir aylık alışverişini yapıyorsun. Evet, ben çünkü sürekli markete gidemiyorum. İşte mercimeği, annem de ona kesin karışır. Niye bu böyle tabii, domates. Ne kadar dayanır ya? Bir hafta dayanmaz ben ki bir domates. Ben zaten domatesden falan bahsetmiyorum. Almıyor musun sence domates? Sence iki kişisiniz diyor. Benim sürekli misafirim geliyor ve ben evde asla iki kişi kalmıyorum. Annem kendisi benim, biz buradan peki çıkıyoruz. Ama cimri ben anneme, olmuyor ki bu. Yani ben, cimri olmuyor annem, ki Gülcan Hanım bu konuyla ilgili. O dedi ki nimet konusunda, yemek konusunda daha şeyim dedi. Cimri davranıyorum cimri dedi. Zaten. Çünkü alıp alıp yani bozuluyor. Süt alıyorsun bozuluyor. Yumurta alıyor, yoğurt alıyorsun bozuluyor. Tabii ki de ama hani... kendi bilirsin bozulmayacak kadar alırsın. Ben toptan alıyorum, bozmuyorum da bir şey de yapmıyorum. Ama mahallem öyle gıdım gıdım alıyor. Toptan aldığın çünkü... şeyler her zaman taze şey de alman gerekir. O tazeleri nasıl bir aylık taze alınmaz? Anne tabii ki de kendime göre... Kendime göre onu, meyveyi falan alıyorum. Ama alıyorsun. Diğer türlü... Kilolarca almıyorsun.
Annem gider küçük tereyağı alır, ben büyük alırım. Çünkü benim için daha hesaplıdır mesela. Niye o kadar da değil ya? Aysun, her tarafa gidiyorsun kayınvalidenle. Kafa evet. dengi dedin. Her tarafa da giderim. Sadece bir kuaförde herhalde bir anlaşmazlığın var herhalde. Evet. Niye karışıyor mu saça başa bu kestirme etme diye? İnanılmaz karışıyor. Yani benim saçımdan hani derler ya ayak ucundan böyle saç teline kadar karışıyor. Ne giydiğime karışır, saçımın boyutuna karışır, rengine karışır. Yani bir hani saçımı boyatayım desem aman aman kızım sakın boyatma. Ben... Bu sana çok yakışıyor. Ama saçlarını, ben... saçlarını sevdiği için. Evet, sarı rengi çok seviyorum, yakışıyor. Koyu renk yapacak diye aklım çıkıyor. Uzun yakışıyor, kestirecek diye aklım çıkıyor. O yüzden müdahale ediyorum. Yani ben belki böyle demesem çoktan küt kestirdi saçları. Kestirmişti. Çoktan kestirmiştim yani. Ben de kıyamadığım için yoksa... Ama geçen gün de peruk takmıştı İlayda ile iddiaya girdi. O peruk da gayet güzel olmuştu yani. Güzel oldu ama uzun daha güzel. Daha önce çok kullandım onu beğendim. Kısa saç kullandım, uzun her rengi kullandım. Ben böyle hani çılgınımdır bu konuda. Aman bu bana yakışır mı, yakışmaz mı diye düşünmem. Dip boyaları canım gelsin. İsterse yaparım yani. Dip boyaları gelsin, hadi kızım kuaföre gel, dip boyaların gelmiş derim. İşte öyle derim yani. Evet karışıyorum o konuda. Çok karışıyorsun ama. Didem, niye anneye götürmüyorsun eğlence yerine? Neyi eksik? Niye kayınvalideyle gitmiyorsun böyle? Yok, yani... Tabii ki bu pandemi öncesinden normal bir hayattan bahsediyoruz hani, burada. Kayınvalidemle yemeğe gidebilirim. Kayınvalidemle kahvaltıya gidebilirim ki gittik de. Kayınvalidemle denize gidip mesela gidebilirim. Bir sanatçı çıktı bir yere işte canlı müzik yapacak. Annen de çok seviyor. Kayınvaliden çok götürmez misin onu? Şimdi o ayrı ama böyle club tarzı yerler. Girdiği gibi çıkmak isteyecektir. Gürültüyü çok sevmiyor. İşte kalabalıktan pek hoşlanmıyor. Daha böyle sakin ve dingin bir hayat sevdiği için bana da orada huzursuzluk verecek. Oh aynı ama... ben. Sabah tezi biz beraber gidelim sadece çay bahçesine. Yoksa onunla alışverişe, pazara şeye severim yani. Beraber gidiyoruz yani. İkimizin zevki gayet... bir yani. Evet evet yani giyinmeyi, süslenmeyi, evet. takıyı çok sever. kuaförde bakma, de çok iyi anlaşır. Bakma bugün el açıktım ama. Evet yani mesela eli çok açıktır. Asla giyime, makyaja, takıya, kuaföre asla para kısmaz ki... Benim gittiğim kuaförde denk geldik mi? Ben seveyim süslemeyi. Yani hesabım ödenmiş olarak ben kapıdan çıkıyorum. Ama onun dışında ciddi söylüyorum. Hani böyle gece mekanında onun huzursuzluğu beni de çok etkileyeceği için hiç gitmem. Kadıncağızın ne işi var gece mekanda Allah aşkına ya? Canlı müzik. Kadın. Canım olabilir bunun yaşı var mı canım? Yaşı yok ki 80 yaşındakiler yani, bile. Hayır yani böyle bir kapı sağlamaz diye. Ben o anlamda diyorum yani. Yapıyı eğlencenin mesele... yaşı şeyi olmaz. Şimdi efendim aynen. Kim tadım yapmadı? Yasemin Hanım, siz yapmadınız değil mi? Yapmadım. Vallahi güzel de yapmış gelinler ama bakalım doğru tahminde bulunacak mısınız? Şimdi efendim birazdan Yasemin Hanım tadıma geçecek. Daha sonra da günün çeyrek altının sahibini belirleyeceğiz. Gelinin mutfakta şimdi Yasemin Hanım tadıma doğru gidiyor. Efendim şimdi de son kayınvalidemiz Yasemin Hanım geliyor. Buyurun efendim alabiliriz sizi. Hadi o zaman başlayalım. Kuru ve yağsız olmuş. Kuru ve yağsız olmuş. Evet. Tavuğu pişmiş mi? Pişmiş. Tamam. İkinci tabağa geçelim. Hamuru güzel. Hamuru güzel. Hamuru güzel. İçi de güzel. Tavuk? Tavuk da güzel. Pişmiş yani tavuğu da. Tamam. Şimdi efendim üçüncü tabağa geçebiliriz. Bu ikisine nazaran daha güzel. Üçüncü daha mı iyi? Evet hoşuma gitti. Peki. Onda var mı kuruluk veya yağ ile ilgili bir şey? Yok hamur çok güzel olmuş hem de. Hı. Üçü beğendiniz. Şimdi sıra geldi. Son tabağımıza. Bir fark var mı? Daha mı iyi? Daha mı az beğendiniz? En güzel iki. Üç diyorsun, üç dediniz demin de. Üç de güzel, iki de güzel. Ha, iki de güzel, üç de güzel. Kaldım. Ha, tamam. O zaman puanlamaya geçelim. Buna beş veriyorum. İkinci tabağa beş verdiniz.
3 veriyorum. Birinci tabağa 3 puan. 4. Dördüncü tabak 4. 1. Üçüncü tabakta 1 puan. O zaman birinci tabağın önünü alalım. Efendim birinci tabağa Yasemin Hanım 3 puan verdi. Bakalım 3 puanın sahibi gelin kim? Üç puanın sahibi gelin. Kaldırdık. İlayda. İlayda 3 puanın sahibi oldu. Gelelim efendim dördüncü tabağın başına. Bakalım. 4 puan. Hangi geline gidiyor? Dört puanın sahibi gelin. Kaldırdık. Didem. Ay çok teşekkür ederim. Didem 4 puanın sahibi. Yasemin Hanımcığım, ellerinden öpüyorum senin. Bugün en hakkaniyetli davranan sendin. Seni tekrardan tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Efendim gelelim ikinci tabağın önüne. Bakalım doğru tahmin edecek mi Zeynep'in tabağını yoksa 5 puan Aysun'a mı gidiyor? 5 sizce burada mı Zeynep? Zeynep mi? İnşallah Zeynep'tir. Ben keşke. Zeynep diye düşünüyorum. Güzel doğrar, güzel doğranmış havuç falan. Çok büyük doğramaz. Patatesi güzel. Bakalım güzel yapmış mı? Zeynep mi, Aysun'a mı gidiyor acaba? Bakalım. İnşallah Zeynep'tir. 5 puanın sahibi gelin. 3. Kaldırdık. Ya, Zeynep. Buldum. Zeynep 5 puan alırken. Kayınvalidemden de bugün 5 aldım. Beni şaşırtmadın. Her gün bulmaya devam. Maalesef Aysun bir puanın sahibi oldu. Yasemin teyzeciğim, stratejilerinden ben bıktım. Sen bıkmadın ya. Gittin benim tabağıma yorum yaparken ballandıra ballandıra anlattın en güzel tabak bu diye gittin yine biri verdin. Nasıl iş bu, ben anlamıyorum seni. Yasemin teyze, en çok 3 numaralı tabağı beğendim dediniz ya. Ya hangi akılla yani gidip ona 1 puan veriyorsunuz? Aslında hepsini beğendim ama 2 çok güzeldi. 2 ve 3 arasında gidip geldi. En güzel 3 dedi. Onu Bey tekrar hani bir hatırlattı ama anlamadınız yani. Ne söylediğinizi de unutuyorsunuz. Benim işim yakıyorsunuz bizi yani. Gelinimi buldum ya. Yasemin teyzeciğim, ben çok teşekkür ederim. Sonunda güzel bir puan verdiniz. Hakkaniyetinizi gösterdiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi. 3'e şoktayım ben de söyleyeyim de tamam. Neyin şokundasın? 3'e şoktayım yani. Benimki çok güzel olduğunu düşünüyorum. İlayda, düşük puan alınca niye hazmedemiyorsun? Yüksek almak da var, düşük puan almak da var. Hazmetmeyi öğreneceksin. Şimdi herkes kendine göre güzel yemekler yaptı. Tabii yani, aynen. Burada ama dediğim gibi kayınvalideler kendi gelinlerinin tabaklarını buluyor. Kimisine 1, kimisine 5 gidiyor. Ama şimdi sizler, sizin kayınvalideleriniz diğer kayınvalidelere göre daha şanslı. Ama artık Nurten Hanım'ın da artık bu 3. haftanız değil mi? Yani bir noktada da artık öğrenmeniz mi lazım diyeyim. Yani en azından gelininizin tabağını bilmeniz gerekiyor. Yoksa gelininiz sizin yüzünüzden gidecek. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu kadar bulmak mümkün değil. Bu kadar üst üste 5 bulmaları ne mümkün değil. O? Ekrandan görmüyor musun zaten? Görmüyor, olmuyor, yakalanmıyor. Hayır, hepimizi yakalanmıyor. Gösteriyor diye biliyorum. Hayır Zeynep'ciğim, tam kayınvaliden senin çaprazında. Gülcan Hanım çaprazında zaten, orada yakınsınız. O yüzden bu kadar tesadüf olamaz Onur Bey. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Önünüzde bir dakika. Ekran var, bir monitör var. Ama denk gelip bulacağım diye... O monitörde bütün gelinlerimizi hepsi gözüküyor. Eşit şartlarda detaylarına kadar demek mutlaka size... Demek sen gelinin hiç yemeğini yememiş, onun için tanımıyor. Ya Allah aşkına bırak sabahı tanım ya. Evet, alışkanlığıdır bu çünkü. Yemiş bırak olsaydınız burada görmenize gerek kalmazdı. O yüzden artık zaten kayınvaliden biri verdi. Dediğim gibi canım daha... bugün senin nazarın değdi o tabaklara. Dediğim gibi daha çarşamba, yarını var, cuması var, hiçbir şey belli değil. Bu kadar tesadüf olamaz. Şimdi gelelim artık çeyrek altının sahibine. Efendim... Gelinlerimiz lütfen ayağa alalım. Bugünün en yüksek puanını alan
ve çeyrek altının sahibi olan gelini acaba kim? Günün en yüksek puanını alan gelini ve tabii ki çeyrek altının sahibi olan gelinini açıklıyorum. 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 İlayda ve Zeynep. Önce sevindin ama eşitsiniz. Puanlarınız eşit. Yine efendim kura yardımıyla çeyrek altının sahibini belirleyeceğiz. İlayda ile kuraya kaldı. Zannetmiyorum ki bana çıksın ama dualarım inşallah ben çıkarım. Ben bir çekeyim, ne yapalım? Olur. Sabah teyze. Ha? Sabah teyze. Sabah teyze mi çeksin? Uğur getir bana sabah teyze. Bir tanesini çekin efendim. Bakın elimde. Of, kuraya kaldık ya. Yasemin teyze yüzünden kuraya kaldım. Ama şanslıyımdır. İnanıyorum çeyrek bende. Yavaş yavaş açıyorum. Ama göstermeyeceğim. Efendim, günün en yüksek puanını İlayda ve Zeynep almıştı. Ama kura çektik. Sabahat Hanım çekti. Ve Sabahat Hanım da çektiği kuradan bir isim çıktı. Çeyrek altının sahibini açıklıyorum. Çeyrek altının sahibi olan gelin, açıklıyorum, Zeynep. Ay çok şaşırdım ama bir böyle şeylerde hiç çıkmam ama. Zeynep. Ah, sabah teyze. Şöyle. Teşekkür ederim. Verelim. Çeyrek altın bende. Gerçekten çok şaşırdım. İlk defa kurada benim adım çıktı. Çok mutluyum. Sen Sabah Hanım'dan istedin ama Zeynep'e çıktı. Hayırlı olsun Zeynep. Teşekkür ederim. Hayırlı. İçimden sürekli İlayda dedim. Kura'da Zeynep çıktı. İlayda, niye sen Onur Bey'i bırakmadın da Sebahat Hanım'a yönlendirdin? Kendi şansını kendin teptin. Ben diğerini de açayım. Şey olmasın. Güle güle. Haksızlık olmasın. Aa, boşmuş. Hayırlı olsun kızım. Burada da İlayda yazıyordu. Altını çekiyor demiştim. Vallahi bugün çekti. Çarşamba günkü puan durumu şöyle. Zeynep 20, İlayda 20, Aysun 12, Didem 8 puan. Zeynep güle güle kullan. Hayırlı uğurlu olsun. Kaçıncı çeyreğin oldu? 10. 10. 10 bilezik 10 çeyrek. 10 bilezik 10 çeyrek. Vav, wow, harika. Vallahi güzel. Güle güle kullanın. Efendim, teşekkür ediyorum. Gayet güzel yemekler yedik. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Ama bir kişi çeyrek altının sahibi oldu. Bakalım yarın efendim kim çeyrek altının sahibi olacak? Yarın yine aynı saatte kanalda ekranlarını görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim. Kızlara gücün yetmiyor mu? Meyve veren ağaç taşlanır. Al işte bak. Ya yeter artık ya, dayanamıyorum, tamam mı? Al, al başardın, anladın mı? Aysun, Aysun. Al istemiyorum Aysun. Artık hiçbir şeyle. Aysun. Güle güle, güle güle. Aysun. Daha güzel yapmaya çalıştın o zaman. Odaklanın işinize, kavga edeceğinize odaklanın o zaman. Umurumda bile değil. Yavan yavan içe, hiç de yavan güzel olmamıştı. Olmasının... Sana öyle imkanı geliyor. İmkanı yok. İmkansız. Otur da sen ye o zaman onu.
O gün getirdiği o İzmir bombası var ya, onun elinde patlatırım. Uğraşıyorum, göndermeye çalışıyorum. Var mı? İsterse 85 tane altını olsun. Umurumda olmaz. Diskalifiye ederim. Çeyrek altının sahibi olan gelin